Hayırlı sabahlar efendim. Yeni bir günde, yeni bir sabahta yeniden sizlerleyiz efendim. Günün bereketine Diyanet TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün yayınımıza iki önemli konu başlığımız olacak. Çok çok önemli aslında iki başlığımıza neden mi diyeceksiniz. Çünkü bugün çocuklarımızı konuşacağız efendim. Öncelikli olarak ilk yayınımıza ilk konu başlığımız çocuklarımız özelinde çocuk sağlığı olacak. Çocuk sağlığını peki kiminle konuşacağız? Çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Semih Dinçer Yetiş beyefendi bizimle birlikte olacaklar efendim. Kendisiyle birçok konuyu konuşacağız. Ateş bir çocuk hastalığı mıdır? İştahsızlık, obezite, peki çocuklarda en çok görülen, en sık görülen hastalıklar neler? Anne babalar bu hastalıklarda hangi hatalı ya da doğru davranışları yapıyorlar? İşte hepsini detaylandıracağız birazdan ilk bölümümüzde efendim. Peki ardından ikinci konumuz ne olacak? Çocukluk döneminde beslenme. Bugün dediğim gibi çocuklar özelinde devam edeceğiz. İkinci konuğumuzda uzman diyetisyen Berin Esra Akkuş hanımefendi olacaklar. Yayın içeriklerimiz bugün dolu mu dolu? O yüzden ben daha fazla vakit almak istemiyorum. Buyurun hep birlikte bu güzel yeni güne merhaba diyelim. Yayınımızı açalım. Tekrar merhabalar kıymetli izleyiciler. Güne başladık. Güzel bir gün, sıcak bir Ankara sabahından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin gölgesinden sizlere sesleniyoruz efendim. Cam stüdyoda yapıyoruz bu yaz sezonunda yayınımızı. Ve bugün güzel mi güzel iki konu başlığıyla sizlerle birlikte olacağız. Öncelikli olarak çocuk sağlığını konuşacağız. Aslında genel bir konu başlığı ama biz bugün sevgili doktor konuğumuzla birlikte bu konuyu elimizden geldiğince detaylandıracağız. Size yayınımız boyunca bizlere bu konu başlığında merak ettiğiniz her türlü soruyu iletebilirsiniz efendim. Bir WhatsApp hattımız var 0538 011 26 63 ve bir de Instagram adresimiz var günün bereketi TV. Bize iki yolla da sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Sizler bize aktar. Ben de konuğumuza ileteceğim diyorum ve artık kendisine dönüyorum. Semih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Havalar ısındı. Biraz daha iyiyiz ama biraz da fazla ısınıyor gibi. Evet. İnsan oldu her şekilde. Doğru. Bir şey buluyoruz değil mi hocam böyle? Söylenecek. Şükredeceğimiz çok şey var ama evet ama biz hep o maalesef ki böyle o eksikliği görüp onu oradan çekmeye birazcık böyle meyyal gibiyiz. İnşallah azalsın diyelim. İnşallah. Peki konumuz çok önemli. Çok da böyle geniş bir konu başlığı evet. Aslında çocuk sağlığı. Biz birazcık sizinle en önemlilerini ele alıp çekmeye çalışacağız ama ben öncesinde şunu çok merak ediyorum. Şimdi benim de küçük bir çocuğum var. Onun dolayısıyla hastanelere ara ara gidip geliyoruz. Evet. Ve özellikle çocuk hastanelerinde ya da çocuk bölümlerinde gördüğüm bir şey çok yoğun, çok dolu evet. Hakikaten. Ve ben her gittiğimde şunu merak ediyorum. Biz çocuk sağlığı konusunda ülke olarak Avrupa ve dünyaya kıyasla biraz daha böyle geri bir durumda mıyız? Yoksa hayır hani dünya genelinde de işte böyledir. Yani neler söylersiniz? Ya da o hastanenin doğal kalabalığı aslında bize mi öyle geliyor? Neler söylersiniz? Şimdi şöyle hem Amerika hem Avrupa bazında düşündüğümüz zaman çocuk sağlığı anlamında gerçekten çok çok iyi durumdayız. Çok güzel. En önemlisi çok rahat bir şekilde çocuk hekimine ulaşabiliyoruz. Hı hı. Bir Amerika'da bir Avrupa'da siz çocuk hekimine direkt ulaşamazsınız. Ama bizde en ufak bir şikayetimizde bile çok rahat bir şekilde bir hastaneden randevu alarak doktorumuza ulaşıp şikayetlerimizi anlatıp gerekli tetkiklerimizi, tedavimizi rahatlıkla yaptırabiliyoruz. Evet. Bu gerçekten çok çok önemli. Yani şimdi Amerika'da ve Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza da sorduğumuzda bizim kadar doktora rahat ulaşım, hastaneye rahat ulaşım, sağlık hizmetlerinden bu kadar rahat faydalanma hiçbir ülkede yok. Kalabalık bir ülkeyiz aslında. 80 milyon nüfusumuz var biliyorsunuz. Yaklaşık yüzde nüfusun %26'sı, bu da yaklaşık 23 milyona tekabül ediyor. Bizim 0 ile 18 yaş arası bireylerimiz sayı olarak. Gerçekten yüksek bir sayı baktığımız zaman. Ne kadar doğurganlık azalmış olsa da şu dönemde 1,5'lara falan 1,51'lere düştü. Şu anda bizim çocuk ve ergen dediğimiz nüfus çok kalabalık. Hastanelerimiz yetiyor mu? Yetiyor. Yani hastanelerden bir kere acil servislerimiz, eğer randevu bulamamış bir vatandaşımız, ateşli bir çocuğu var veya sıkıntılı bir durum söz konusu, çok rahatlıkla randevu bulamasa bile acile başvurup acilen hizmet alabiliyor. Tabii gereksiz yere
Acillerimizde yoğunlaşabiliyor zaman zaman. Dolayısıyla biraz da böyle evham da var tabii. Yani çocuk olunca biraz farklı. Şimdi ben çocuk asistanlığım yaparken böyle gecenin saat 3'ünde 4'ünde ateşle aileler çocuklarını getirirlerdi. Şimdi bakıyorum çocuk ateşle ağlıyor, işte 39 derece ateşi var falan. Ama genel durumu kötü değil. Fakat anne bakıyorum gözlerinden yaşlar iniyor. Anlayamazdım yani ya, ne oluyor? Ya basit bir ateş yani niye hani bu kadar üzülecek, ne var bahsettiğiniz falan. Bahsettiğiniz şeyin çok benzeri ben de yaptım da bir kez. Ne zaman ki evlendim, kendi çocuğum oldu. O zaman Kars'tayız. Şiddetli bir ishal geçiriyor. Genel durum böyle serum falan takmamız lazım. Baktım onun o hali benim gözlerimi yaşarttı. O zaman dedim tamam yani. Doğal bir şey bu. Evet yani anne, baba ebeveynlik çok farklı bir şey. Dolayısıyla ailelere de bir şey diyemiyoruz. Yani hani panik yapıyorlar bir ateş durumunda veya hani evde önlem alabilecekleri bir durumda bile biraz telaşlanıp hemen hastaneye başvurabiliyorlar. Ama sağlık anlamında gerek bizim hastanelerimizin yatak sayısı, işte yeni doğan yoğun bakım, çocuk yoğun bakım anlamında Avrupa ve Amerika'dan geri değiliz. Bazı alanlarda daha oldukça da iyiyiz. Çok güzel. Mesela gebe takip oranlarımız %96'larda. Yani 100 gebeden 96'sı bizzat sağlıkçılar tarafından takip ediliyor. Sağlıklı çocuk bebek izlemi %92 oranındayız. Çok çok güzel. Bebek ölüm hızı dediğimiz bir gösterge var. 1000'de 9. Bu da çok güzel. Yani şu anda gelişmiş ülkeler seviyesinde sağlık hizmetleri veriyoruz. Özellikle sağlıklı dönüşümden sonra gerçekten Türkiye'mizde çok ciddi değişiklikler oldu. Bu anlamda çocuklar anlamında bir sıkıntımız yok. Ama sıkıntımız ne? Sezaryen doğumlar. Ailelerimiz ne yazık ki biraz sezaryana fazla talep göstermekte. %60'larda oranımız, sezaryen oranlarımız. Oo, hala çok yüksek çok hocam. Çok yüksek tabii. Yani Dünya Sağlık Örgütü %15'ler seviyesine tavsiye ediyor. Aslında son yıllarda bir farkındalık da oldu gibi ama. Oldu ama yani ne yazık ki. Yine yani, de yeterli değil. Böyle bir doğumdan korkuyor hamilelerimiz. Yani işte o ağrıyı çekmek belki istemiyorlar. O ağrıyı önleyen aslında yöntemler de var. Birçok doğum yöntemleri var. Ama sezaryen oranları ne yazık ki beklediğimiz üzerinde. Biz çocuk hekimleri olarak sezaryene karşıyız. Çünkü sezaryen doğan bebeklerde daha fazla problem görüyoruz. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar sezaryenden uzak doğal yöntemlerle bildiğimiz normal doğumlara ailelerimizi, gebelerimizi yönlendirmek istiyoruz. Çünkü sezaryen doğan bebeklerde ileriki dönemde vücut sisteminin savunması, immün sistem dediğimiz daha sıkıntılı oluyor. Şimdi anne kanalından geçerken annenin florasını alıyor bebek. Ağız içerisinden başlayarak tüm bağırsağı bir flora kaplıyor. Bu çok önemli. Ama direkt doğduğunda, sezaryenle doğduğunda bebek o ameliyathane ortamındaki florayla karşılaşıyor. Annenin florası çok daha önemli. Bebeğin gelişimi açısından, immün sistemi açısından. Artı doğum kanalından geçerken akciğerler sıkıştığı için akciğerlerin içerisindeki bir miktar kalmış olan anne suyu rahatlıkla atılabiliyor. Oysa sezaryanda bu atılamıyor. Doğumdan sonra işte hızlı solunum veya solunum problemleri, takipne dediğimiz durumlar daha sık görüyoruz. O yüzden biz özellikle de rica ediyoruz lütfen yani normal yöntemlerle doğum deneyelim. Ha bir sıkıntı olur bebekle ilgili anneliğin zaten doktorumuz sizi sezaryene yönlendirecektir. Ama bizim talebimizle doktorlarımızı zorlayarak sezaryen istemeyelim. Evet. Çocuk sağlığı konuşacağız ve siz çocuk sağlığı konusunda da bunun altını kalın kalın çizdiniz. Evet. Değil mi? Evet. Orada başlıyor bizim yani işimiz. Şimdi ben çalışırken böyle içeriye konumuza çocuk sağlığı hangi dönemi kapsıyor diye bakmıştım. Aha. Yeni doğandan başlıyor. Yeni devam doğandan, evet. Ediyor. Hani soruları da o yüzden yeni doğandan böyle başlayarak ilerletiriz diye düşündüm ama doğumdan öncesiyle de ilişkileniyor bu cevabınızdan anladığım. Peki o zaman yeni doğandan itibaren başlasak bize birazcık o hani dediniz ya ben de telaşlandım aslında. Evet. Çünkü daha küçücükler ve hepimiz böyle aşırı telaşlanıyoruz. Doğru. Ufacık bir ateş olsa, geçmeyen bir ishal durumu olsa, yeni doğan sağlığında anne babaların böyle en çok dikkat etmesi gereken şeyler neler? Sizin daha çok gördüğünüz problemler neler oluyor? Evet. Neler söylersiniz? Şimdi sağlıklı bir yeni doğan için öncelikle bir sağlıklı evlilik lazım. Yani psikolojik olarak da öyle. Çünkü gebelikte ki annenin psikolojisi çocuğu çok etkiliyor. Evet. Yani bu birçok yayınla da kanıtlandı. Sıkıntılı bir problemli bir gebelik dönemi geçiren annenin bebeklerinde çok daha doğumdan sonra problemler görüyoruz. Nedir bu işte gaz problemleri, uykusuzluk problemleri, daha sık enfeksiyon geçirme gibi problemler. Bu yüzden bir kere öncelikle annenin
sağlıklı bir gebelik geçirmesi gerekiyor. Doğumdan sonra bizim için önemli olan hemen ilk planda anne ile temas sağlamak. Normal doğum olabilir, sezaryen olabilir. Hemen doğduktan sonra bir annenin göğsüne yatırmamız gerekiyor bebeği ki ilk bağlantı, o ilk sıcaklık hissedilsin. Hem anne tarafından hem bebek tarafından. Bu çok çok önemli. Daha sonrasında emzirme tabii çok çok önemli. Biz ilk yarım saat içerisinde veya çok gecikmemek kaydıyla bir saat içerisinde anne sütüne ulaşsın istiyoruz. Anne sütü çok çok önemli. İşte mesela yeni bahsettiğimiz normal doğumlarda annenin çok sancısı falan da olmadığı için doğurduk hemen doğumdan 10 dakika sonra bebeğini rahatlıkla emzirebilir. Ama bir sezaryanda annenin ameliyathaneden çıkıp odaya gelmesi, işte kendini biraz toparlaması falan epey bir zaman alıyor. O bile bir bebekte emzirmede gecikmeye sebep olabiliyor. Anne sütü dünyadaki en kıymetli besin maddesi. Hele ilk 5 günlük anne sütü, kolostrum diyoruz biz buna. Damlası dahi zayi edilmemeli. O kadar önemli. Hatta biz yeni doğan bölümüne yatırdığımız bebeklerimiz için ilk beslenmesini anne sütüyle yapmak istiyoruz. Çünkü çocuğun biliyorsunuz artık bağırsaklar için ikinci beyin deniyor. Bağırsak florası çok çok önemli. Bağırsak florasının anne sütü ile sağlanması gerekli. Bu açıdan hatta bebeği yeni doğanı aldık, anne odasında yatıyor. Orada anne sütünü sağlamasını sağlayıp bir sisi iki sisi de olsa mutlaka bir nazoplastik sonda dediğimiz bir sonda ile midesine ulaştırmaya çalışıyoruz ki sağlıklı bir bağırsak ve yemek borusu ağız içi de dahil olmak üzere güzel bir flora oluşsun. Bu açıdan çok çok önemli. Emzirmede bazı sorunlar yaşanabiliyor. Anneler acemi olabiliyorlar tabii, mesela özellikle ilk bebeklerde. Bebekleri emzirirken böyle biraz gaz problemleri falan yaşanabiliyor, hava yutabiliyor. Emzirme anne ile bebek arasındaki iletişimdeki en önemli unsur. Çok çok önemli. Anne mesela çok ilginç bir çalışma yapılmış. Diyelim 15-20 tane çocuk var. Çocuklar yatıyorlar serviste. Anne içeri getiriliyor. Hangi çocuk kendisinin olduğunu bilmiyor. Yataklardalar. Anne kendi çocuğunun sesini duyduğunda annedeki süt miktarı artıyor. Diğer çocuklarda olmuyor. Çok ilginç. Çocuk emmeye başladığında hem süt miktarı artıyor hem de sütün kanallara geçip bebeğin emmesini kolaylaştırıyor. Bu açıdan anne ile arada hem maddi bir bağlantı hem de psikolojik bir bağlantı söz konusu. Dolayısıyla 15-20 dakika en az bir emzirme öneriyoruz. Daha uzun da lütfen olmasın diyoruz. Çünkü bu sefer yalancı meme gibi kullanabiliyorlar anneyi. 15-20 dakikanın sonunda memedeki süt yağ miktarı artıyor. Çocukta bir doygunluk oluşuyor ve bırakıyor zaten. Ama mamalarda böyle değil. Mamayı siz ne kadar verirseniz verir. O kadar alıyor mu? Tabii yani karnı şişer şişer şişer. Çünkü doygunluk oluşmayacağı için kusar. Yine mama verseniz devam eder yani emmeye. Mamaya kesinlikle karşıyız. Çok çok zor da kalmadığımız müddetçe. Hep anne sütü. İlk 6 ay özellikle kesinlikle anne sütü. Mümkünse 2 yaşa kadar anne sütüyle devam. 6 ayda ilk mamaları, ek gıdaları başlayarak mamadan mümkün olduğu kadar uzak kalan bir beslenme tarzını öneriyoruz. Ailemizin şöyle bir endişesi var. Ya bu çocuk doymuyor. Ya bir çocuğun doyup doymadığını kilo alımından biz takip ediyoruz. Sağlıklı bir bebek günlük ortama ilk bir ayda 20-25 gram alması lazım. Yani 25 gram alan bir bebek doyuyor demektir. Besliyorum ama yine ağlıyor diyor aile. Bu ağlaması doymamasından kaynaklanmıyor. Güzel kilo alıyorsa bir bebek. Hani gazı olabilir. Farklı bir sağlık problemi olabilir. O yüzden lütfen günlük 25 gram alan bir bebeğe ek bir gıda, ek bir mama vermeyelim. Anne sütüyle devam edelim. Peki. Bu arada göbek bakımından bir bahsedeyim. Lütfen buyurun. Şimdi yeni doğan bebeklerde göbek bakımı da çok önemli. Eskiden işte bir takım sıvılar kullanıyorduk dezenfektan anlamında. İşte orada mikrop bulaşmasında. Şu anda hiçbir şey kullanmıyoruz. Önemli olan bezinin temas etmemesi. Bir 7 gün 10 gün içerisinde düşecek göbeğimiz. Bu arada göbeği de eskiden biliyorsunuz böyle götürüp bir yerlere gömerlerdi. Bununla ilgili de bir anım var. Ben çocuk hekimini çok istemiyordum. Yani çok zor bir ihtisas gerçekten. Evet. Hani nöbetleri olsun, dahiliye gibi değil. Yani çocuk her an değişken. Hastalıkları çok fazla, çok hassas. Çok yorucu bir ihtisas. Hiç düşünmezken ihtisas sırasında hiç yazmadığımı da düşünürken bir tane 18 tercih içerisinde çocuk yazmışım.
Çok şaşırmıştım ya, ben yazmamıştım nasıl oldu falan diye. Orayı kazandık. Sonrasında öğreniyorum ki anneannem ben öldükten sonra, anneannem vefat etti. Ben doğduktan sonra göbeğim düştüğünde göbeğimi alıyor, karşılarında bir okul var. Aha. Okulun bahçesine gömüyor, orada dua ediyor. Allah'ım diyor, inşallah torunum doktor olur, hem de çocuk doktor olur diye Allah dua ediyor. Allah, çok ilginç. Şimdi çok ilginç. Oradan o duanın kabulü, çok ihlaslı bir kadındı. Maşallah. Bizim çocuk doktor olmamıza vesile olmuş. Allah razı olsun. Tabii göbeğin oraya gömülmesi bir ilgisi yok. Göbeği atabiliriz. Ondan değil, duadan diyorsunuz. Evet, güzel. Bir yere gömmemize gerek olmayacak. Gaz problemlerimiz çocuklarda çok yoğun gördüğümüz problemler. Aileler özellikle bundan çok şikayetçiler. Doğru emzirme ile gaz problemleri azaltılabilir ama ilk 4 ayda özellikle akşam üzerleri, böyle işte saat 4 ile 8 arası olan 200 saat süren şiddetli ağlamalar, bebeğin bacaklarını karnına çekmesiyle giden gaz problemleri görebiliyoruz. Endişe etmesinler. Yani doktor doktor dolaşılıyor. Onu söyleyeyim. Birçok şey deneniyor. İşte gaz damlaları, bir takım işte bitkisel yöntemler, bebeği sallamalar, gazını çıkarmaya çalışmalar. Ha, bu yöntemler faydalı mı? Bir miktar. Yani hiçbir şey yapmasak da zaten bu yöntemleri denerken 4 ay civarında düzeliyor. Süre bitti, o vakit geçmiş oluyor. Değil mi? Yani çok endişe edeceğimiz bir şey değil. O dönemlerde bir miktar aileler sıkıntı yaşıyorlar ama çocuğun sağlığı yerindeyse bu tür gaz problemleri geçici olacak. Bunu, en güzel tedavi bunun geçecek olmasını bilmeleri. Peki, Sayın Bey, biraz daha hızlanacağım ben. Çünkü yeni doğandan itibaren geleceğiz çocuklara doğru. O yüzden biraz hızlandıracağım şimdi. Evet. Şimdi yeni doğandan itibaren biraz daha büyüdükten sonra, o 6 ay gıdaya geçti ve benzeri. Oralarda şimdi aslında daha küçüklükten de başlıyor belki, siz beni lütfen hatalı yorumlarsam düzeltin. Çocukların bu mikroplarla tanışma, o her şeyi bir ağzına sokma durumları. Şimdi orada bir korusanız çok sanıyorum sıkıntılı. Tamamen bıraksanız bu sefer ister istemez bir tedirgin oluyorsunuz. O mikroplar böyle tabiri caizse kirle pasla o tanışma döneminde nasıl yaklaşmalıyız? Şimdi biz Türk toplum olarak çok titiz bir toplumuz. Annelerimiz çok titiz. Yani çocuklarımızı bir fanus içerisinde de yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani zannediyoruz ki o mikropla karşılaşırsa hemen hasta olacak. İşte bir takım sıkıntılar yaşayacağız. Ya biz bu mikroplarla ömür boyu yaşayacağız. Yani ve olması gereken zaten bir doğal mikroplar var. Bir de bize enfeksiyona sebep olan mikroplar var ama o mikroplarla karşılaşmamız lazım ki vücudumuz direnç kazansın. Aşı gibi bir olay yani. O enfeksiyonu bir almamız lazım. Yani vücut direncimizin güçlenebilmesi için. Yani savaşa hazırlanması lazım. Tecrübe kazanması lazım. Ama biz işte aman dikkat et, aman işte yere düştü hemen yıkayalım, verelim. Ondan sonra işte yere sürünme, ağzını yere sürme, onu ağzına alma. Ya böyle yapmayalım. Yani tabii ki hastane ortamında gidip de yerleri yalasın demiyoruz ama evde ya bırakın, yani yere düşen bir şey alsın, ağzına götürsün. İşte yemek yerken döksün. Ondan sonra sizin elinizdeki kaşığı kapsın, ağzına götürsün. Benim kardeşinin suluğunu alsın, oradan içsin. Tam bunu bir arkadaşım, ben mesela birkaç böyle yakın çevreme çocuğu olan ve benzeri de sordum. Hani merak ettiğiniz neler var, ne sormamı hani daha çok arzularsınız diye. Bir tane böyle yorum gelmiş. Hani ben çevremde birçok anneyi işte mesela kendi bardağından içirirken ya da işte kardeşlerinin işte ya da kendi kaşıklarından, doğru mu bu acaba diye merak ediyorum demişti. Hani kendim de tedirgin oluyorum falan diye böyle. Bu konuda o zaman çok sıkıntı yok anladım. Yanlış değil. Yani alsın. Tamam. Yani hiç problem değil. Yani kardeşin bardağıyla içsin, annesinin bardağıyla içsin. Problem değil. Yere düşen bir oyuncağı götürsün ağzına. Yani o mikroplarla tanışmamız lazım. Yani bununla ilgili bir hastamız vardı. Aile inanılmaz derece titiz. Eve birisi geldi mesela, ellerini yıkatıyorlar, bebeği kucağına alacak, yıkanmış, ütülenmiş bir battaniyenin üzerinde veriyorlar. Siz bebeği görüyorsunuz ve maske takıyorsunuz. Kendisi itiraf ediyor anne ve çocuğumuz bir viral enfeksiyona yakalanmıştı. 5-6 civarlarında, belinden altı tutmuyordu. Ciddi fizik tedaviler, ciddi tedaviler. Kendisi çok pişmandı, hocam dedi. Hiçbir mikropla karşılaştırmamak için elimizden geleni yaptık. Ne kadar büyük bir hata yaptığımı şimdi anlıyorum demişti. O yüzden rahat olalım. Yani tabii ki yani sokaklarda işte çocuk böyle elleriyle falan çamurlar içerisinde ağzına götürmesin. Yani bunlara biraz dikkat edelim ama biraz da serbest bırakalım, rahat olsun. Yani çayın üzerinde dolaşabilir. Veya gittiğinde çamura bassın, üzeri kirlensin. Biraz rahat olalım yani. Biz böyle çok aşırı titiz davranıyoruz. Hatta öyle ki bakın şey bazen lokantalarda görün, her lokmada ağzını silen çocuklar var, gençler var. Niye? Anne çok titiz çünkü. Her lokmada böyle bir lokma aldıktan sonra hemen peçete alıyor. Ağzı kirli olmasa bile siliyor. Niye?
Anne çünkü öyle yapmış. Yani her lokmasında ağzı kirlendi diye silmiş veya kendisi yedirmiş. Bırakın yani kendisi yesin, döksün, saçsın üzerlerine, işte burnu, yanakları, her tarafı yemek olsun. Rahat olalım. Peki. Şimdi yine çocuk özelinde devam etsek. Aslında evet. Siz de değindiniz. Ateş örneğin bu. Ben hani çocuklarda aileleri en çok böyle telaşlandıran şeyleri birazcık konuşalım istiyorum. Mesela ateş konusu. Mesela her ateş hastalık belirtisi midir? Ya da biz her ateşte telaşlanmalı mıyız? Şimdi ilk vakada bence herkes bir telaşlanıyordur ama çünkü o ateş bir şeyimiz de var. Hani ateşin götürdüğü hastalıklar Allah korusun böyle içimizde o korkuda bir olduğu için. Evet. Ama sonra belki biraz daha alışıyoruz. Şimdi o ateş korkusu nasıl aşılmalı, ne yapılmalı, ateşe karşı nasıl yaklaşmalıyız? Şimdi ateş bir hastalık değil bir kere. Yani bir hastalığın belirtisi olabilir. Çok sıcakta kalmıştır, ateşi yükselebilir. Veya hafif bir viral enfeksiyon geçiriyordur, ateşi yükselebilir. Bizim en büyük telaşımız ateş vücudun mikroplara karşı verdiği bir reaksiyon aslında. Yani mikroplarla bizim vücudumuzdaki hücreler arasında bir savunma sistemi arasında bir savaş oluyor. Bu sırada açığa çıkan bir takım maddeler de bizim ateşimizi yükseltiyor. Aslında koruyucu bir mekanizma. Dolayısıyla hemen ateşi düşürelim diye bir telaş içerisine girmeyelim. Ailelerimizin en çok korktuğu şey işte ateşli havale geçirir mi? Şimdi genellikle havale geçiren çocuklar 37, 37,5, 38'e geçerken havaleyi geçirir. 40 derecede havale geçirmezler. Bizim havale geçiren çocuklar da tam o ateş yükselme döneminde biz de ateşi fark etmeden geçirirler onlar. Oo, burası çok önemli. Çok önemli tabii. Yani o yükseliş evresinde oluyor. Yükseliş evresine geçirirler. Kaç dediniz aralık? Ya 37,5 38'e doğru geçerken anladım. Eğer çocuk hassas ise. Tamam. Her çocukta olacak diye bir şey yok tabii yani ki ama. Çocuğun bir yatkınlığı var, genetik olarak bir yatkınlığı var veya hücresel bazda bir aşırı reaksiyonu var. Bundan dolayı havale geçiriyorlar, ateşli havale geçiriyorlar. Bu yüzden endişe etmeyelim. Zaten biz ne yaparsak yapsak o çocuk o sırada biz daha fark etmeden havaleyi geçirecek. O yüzden ateşte, bir de ateşi çok kolay tolere ediyor bebekler, çocuklar. Mesela biz 40 derece ateşte duramayız, her tarafımız zangır zangır titrer yani. Evet. Ama onlar 40 derece ateşte gülerler, oynarlar, evet. Böyle ellerine oyuncak verirseniz onlar oyalanırlar falan. Hemen bir ateş çocuğu şurup verelim gibi veya arka arkaya ateş çocuğu şurup verelim gibi hatalar yapmayalım. Tabii ki önlemler alacağız, yani o şekilde bırakmayacağız ama ateşin de çok korkulacak bir şey olmadığını bilmek lazım. Hani üzerine çıkaralım. Ilık bir banyo yaptırabiliriz. Üzerine hafif böyle çok soğuk olmayan ılık kompresler yapabiliriz. İşte ateş uyarıcısını kullandığımız daha önce doktorumuzun yazdığı ateş uyarıcısından verebiliriz. Takibimizi yaparız. Bir enfeksiyon olacak mı olmayacak mı? Geçici bir şey olabilir. Bakıyorsunuz bazen bir gün sürüyor, geçiyor. Çok hafif bir viral enfeksiyon oluyor. Hemen endişe etmeyelim. Bazen 3-4 gün sürebilir ateşimiz. Çocuğun genel durumu iyiyse bir de en büyük bizim sıkıntımız hemen bu bir enfeksiyona bağlı deyip doktorumuza gidip bir antibiyotik yazılması, antibiyotik olmadan bu düzelmiyor gibi çok yanlış bir uygulama. Zaten enfeksiyonun %95'i viral kökenli, virüsleri de zaten antibiyotik etki etmiyor. Boşu boşuna ilaçlar kullanmadan, karaciğerini, böbreklerini yormadan bu süreci rahat bir şekilde atlatmaya çalışalım. Peki yine diğer ikinci bir korkulu rüya ya da çok uzun sürdüğünde strese sokan yine aileleri ishal durumu. Evet. Bu da çok gördüğünüz özellikle de son zamanlarda da böyle bir... Tabii yaz döneminde. Var, daha da artıyor. Tabii çok arttı. Şöyle, ishal de yine diğer enfeksiyonlar, son yolu enfeksiyonlar olduğu gibi en önemli sebebi viral sebepler, virüslerden kaynaklanıyor. İkinci sırada bakteriler var, sonra parazitler var. Antibiyotik ishalleri çok fazla mesela. Gereksiz yere antibiyotik kullanımında antibiyotik bağlı ishalleri çok görüyoruz. Bunun yanında bazen gıda zehirlenmeleri oluyor. Özellikle sıcak dönemlerde mümkünse dışarıdan kıymalı gıdalar, yaş pasta, çok güvenmediğimiz yerlerden dondurma yememekte fayda var. Bunların içerisindeki bazı toksinler çocuklarda ishallere sebep olabiliyor. Bazı hastalıklar çocuklarda doğuştan kaynaklanan işte laktoz intoleransı ya da gluten intoleransı dediğimiz durumlar yine aynı şekilde ishallere sebep olabiliyor. Ne yapacağız ishalli olan bir çocuğumuzda? İshal çok yaşadığımız bir durum. Yani bir çocuğumuz, bir bebeğimiz yılda 3-4 kez ishal hata geçirebilir. Endişe etmeyeceğiz. 24-48 saat içerisinde genellikle düzelmesini bekliyoruz. Yani çok böyle halsizleşti, işte gözünün feri söndü derler, böyle bakışları değişti. Vücuduna dokunduk, böyle karnı çektik, deri böyle biraz
hamur gibi olmaya başladı, idrar miktarı azaldı, beraberinde yüksek düşüremediğimiz bir ateşi söz konusu, kusmalar çok fazla, beslenemiyor. Bu zaman doktora başvurmamız önemli. Ha, evde ne gibi önlemler alalım? Zaten biz birçoğunda antibiyotik kullanmıyoruz ama kanlı, böyle iltihaplı, yeşil, balgamlı gibi bir kaka söz konusuysa buna dizanteri diyoruz. Buna mutlaka kan gayta tetkiki yapılması lazım. Evet. Kan tetkiki yapılıp ona göre ilaç kullanması gerekebilir. Büyüklerde kullandığımız ishal kesici ilaçları biz çocuklarda kullanmıyoruz. Çünkü bağırsak hızını azaltıyor. Bağırsakta o mikroplu gaytanın beklemesine neden oluyor. Bu da sepsis dediğimiz kana karışıp genel bir enfeksiyona sebep olabiliyor. Bu yüzden lütfen o ilaçlardan tamamen uzak kalalım. Eczaneden gidip kendimiz alıp da kullanma gibi bir durum içerisine girmeyelim. Evde yapabileceğimiz yöntemler var. Çok sıvı kaybı olacağı için bebekte. Mesela 5 bardak kaynatılmış, soğutulmuş su. Bunun içerisinde 2 çorba kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da karbonat. Karıştıralım. Her dışkılamadan sonra işte yarım çay bardağı, 1 çay bardağı alabildiği kadar vermeye çalışalım. Bunun yanında probiyotikler çok önemli. Hangi süreden itibaren bu Semih Bey? Yani daha doğrusu kaçıncı aydan itibaren bu bahsettiğiniz, yoksa bir aylıktan itibaren yapılabilecek bir uygulama mı örneğin? Tabii şimdi bir aylıktan itibaren ek gıda vermediğimizin çok kullanmıyoruz. Evet. Ek gıda anne sonrası, sütü yeterli. Anne sık emzirecek. Evet. Baktık durum iyiye gitmiyor, o zaman mutlaka doktora gitmemiz lazım. Özellikle ilk 6 ay içerisindeki bebekler çok daha hızlı genel durum bozukluğuna gidebilir. O 6 aydan sonraki süreç için bu söylediğimi tavsiye ediyoruz. İlk 6 ayda bahsettiğim o bulgular varsa mutlaka çok hızlı bir şekilde doktora başvurun. Bazen işte serum takılarak sıvı tedavisi gerekebilir. Onun dışında gıdalarına dikkat edelim. Mesela muz, şeftali, yoğurt, evde hazırlanmış yoğurt, kefir, pirinç lapası ya da pirinç pilavı az yağlı ve patates çok etkili oluyor ishalde. Tabii iştahsızlık olabilir, zorlamadan böyle lokma lokma, bir iki lokma, bir iki lokma vererek en azından o dönemde gıdasız kalmasını engelleyelim. Endişe etmeyin, biraz kilo verebilirler. Sıvı kaybı olacağı zaman birkaç gün içerisinde alırlar. Ya bu çocuk çok zayıfladı falan diye zorlamayalım. Zorladığımız zaman kusabilir. Bunlara rağmen düzelmiyorsa o zaman mutlaka bir hekime başvurmamız gerekiyor. El hijyeni çok önemli. Yani eller iyi yıkanmaz ise aile bireyleri birbirine rahatlıkla bulaştırabilir. Okullarda, kreşlerde bulaş çok fazla olabilir. Evet, sorularım arasında vardı. Hep bir okul kreş dönemi olur ya. Evet. Yani tabii bir çocukta varsa diğerine çok rahat bulaştırabilir. O yüzden el yıkama alışkanlığını mutlaka çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Ailede bir bireyde ishal varsa mutlaka tuvaletler güzel temizlenmeli ve tüm bireyler ellerini çok iyi yıkamalı. Peki yine çocuklarla ilgili ailelerin en çok böyle yakındığı konulardan biri daha olan iştahsızlık. Evet. Ya da bununla birlikte ben tam karşısında duran obeziteyi de konuşalım istiyorum. Şimdi önce iştahsızlık. Örneğin daha böyle çocukluk böyle 1-2 yaşlarından itibaren başlıyor zannediyorum. Çocukta bir yemer etti. Sonra bu daha abartılı bir hale geçebiliyor. İşte büyüme de engel olabiliyor. Yeterince büyüme gerçekleşemeyebiliyor. Tam iştahsızlık tanımı nasıl yapılabilir Semih Bey? Öncelikle bunu soracağım. Her çocuğa biz mesela az yiyor diye iştahsız diyebiliyoruz. Doğru mu? Ve hangi noktadan sonra çocuğun gelişimsel açıdan bir sıkıntı oluşturabilir? Evet. Şimdi Türk toplumunda her 4 çocuktan bir tanesi iştahsız. Eskiden daha fazlaydı. Şimdi obezite biraz artmaya başladığı için iştahsız zayıf çocuk oranı azalmaya başladı. İştahsızlık demek yani yemek reddi. Yemeği istememe, beğenmeme, yememe olarak tanımlıyoruz. Hastalıklardan kaynaklanan durumu var ama %50 sebep bir enfeksiyondan öte çocuklara yanlış uyguladığımız davranış modelleri. Nedir bu? Aşırı zorlama. Şimdi biz böyle toplu çocukları seviyoruz. Yani böyle kollar falan boğum boğum olacak. Şöyle yanaklarına elinizi attığınız zaman böyle rahat bir gelecek falan. Yanlış bir uygulama zaten. Yani yanlış bir beklenti daha doğrusu. Çocuklarda çok zorlamayalım yemek için. Yani bazen aileler aşırı zorlama yapıyor. Bu da çocukta iştahsızlığa karşı bir tepkiye yol açıyor. Sebeplerden bir tanesi bu. İkincisi abur cubur çok fazla tüketme. Şimdi yani günde 3 öğün yemek yiyoruz ama çocuk aralarda o kadar çok abur cubur yiyor ki ağzına bir şeker atıyor, biraz cips yiyor, işte bir parça çikolata alıyor. Bu iştahını kapatıyor. Dolayısıyla ana yemeklerde bir iştahsızlık söz konusu oluyor. Sebeplerden bir tanesi çalışan anne çocuklarına daha çok gördüğümüz anne ilgisini çekmek. Şimdi anne akşama kadar çalışmış, eve gelmiş. Şimdi çocuk iştahsız olacak ki yemeği reddedecek, anne kendisiyle daha fazla ilgilensin. Dolayısıyla bunu kullanmaya başlıyorlar.
yemek istemiyor, tükürüyor. İşte ne yapıyor anne bu sefer? Tüm zamanını ona harcıyor. Ona yedirebilmek için mi? Artı bir sebep, beraber sofraya oturmuyoruz. Yani herkes kafasına göre yemek yiyor artık evde. Çocuklar erken geliyor, işte baba geç geliyor, anne o sırada işi oluyor, sofraya oturmuyor. Yani mümkünse hep beraber sofraya oturup aileyle birlikte yemeye çalışalım. İştahsızlık bu tür sebeplerden kaynaklanmıyorsa, çocuk baktık kilo kaybetmeye başladı, genel durum kötü, o zaman altında bir hastalık mı yatıyor diye düşünmek lazım. Birçok hastalıklar, özellikle çocuklardaki kronik hastalıklar, enfeksiyonlar, mide bağırsak hastalıkları, gastriti mesela çok görmeye başladık. Hem iştahsızlık hem de kusmalara sebep oluyor. Niçin gastrit? Çünkü abur cubur, fast food tarzı beslenme, sağlıksız beslenme mide yüzeyini oldukça tahriş ediyor. Gazlı içecekler özellikle. Bu yüzden çok erken dönemde artık gastritler görmeye başladık. Bu da çocuklarda iştahsızlıkta önemli bir problem. Televizyon başında, işte ondan sonra bilgisayar başında, telefon başında yedirmeye çalışmak yine çocuklarda iştahsızlığa sebep oluyor. Oysa aileler tam tersi ancak böyle yiyor diyorlar. Böyle evet, yani onu işte oyalayıp yedirmeye çalışıyor ama bu çok yanlış. Bir de sevdiği yemeklerle yemesi gereken yemekleri karıştırmamız lazım biraz. Yani biraz ondan biraz bundan gibi sofrada bulunması lazım. Bizim yanlışımız her istediğini. Anne ben patates kızartması istiyorum. Hemen bir patates kızartması yapıyoruz. Anne ben pilav istiyorum. Anne ben makarna. Hayır. Tamam makarna olabilir ama makarna bir miktar yiyeceksin ama sebze yemeyin diyeceksin. Salata yiyen çocuk gördünüz mü siz? Yok yani artık böyle ya salata her öğünümüzde olması lazım. Çorba her öğünde olması lazım. Yani bir salata mutlaka yiyecek. Yani oradan vitaminler alması lazım. Çorbayı mutlaka et sulu çorbaları özellikle sebze çorbalarını yemesi lazım. Az miktarda olsa mutlaka tükettireceğiz. Sonra sevdiği gıdalardan tabii ki sofrada olabilir ama sağlıklı beslenme ile alakalı gıdalar da mutlaka beraberinde yedirilmeli. 20-30 dakikaya geçmeyecek sofrada kalma süresi. Çok fazla oyalanılıyor. Biraz disiplinli olacağız. Yemezse tamam sen bilirsin yiyeceklerim bunlar. Farklı bir şey yapmıyorum sana. Gerekirse o gece aç yatacak. Ertesi gün aç yatacak. Tabii aç yatacak. Bir şey olmaz merak etmeyin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ertesi gün kahvaltıda güzel bir kahvaltı yapmak durumunda. Birkaç gün bu şekilde disiplinli gidersek ailedeki o düzene uymak durumunda kalacak. Peki siz de bahsettiniz artık dörtte bir oranında mı dediniz çocuklarda iştahsızlık? Evet iştahsızlık. Azaldı dediniz eski evet. Oran azalma sebeplerinden biri de maalesef ki olumsuz başka bir durum. Obezite. Evet. Obeziteye karşı aileler nasıl yaklaşmalılar? Hep konuşuyoruz, hep söylüyoruz evet. Ama. Ya şimdi bu kadar abur cuburla obezite olmaması mümkün değil. Evet. 1800'lü yıllarda ağır bir maden işçisinin harcadığı kaloriyi bir günde çocuk abur cuburlarla bugün alıyor. Düşünün yani. Şimdi bunu nasıl harcayacak bu çocuk? Ve sürekli işte masa başında, bilgisayar başında, evde dışarı çıkıp oynamıyor. Ya bu çocuktan deli danalar gibi dışarı çıkıp koşturup oynamaları lazım aslında. Aileler çekiniyorlar. İşte site içerisinde değilse dışarı bırakamıyorlar. Mutlaka bir fiziksel egzersiz yapabileceği spor alanlarına da yönlendirmek lazım dışarıda oynayamıyorlarsa. Amerika'da şu anda her 3 çocuktan bir tanesi obez. Bizde de her 4 çocuktan bir tanesi obez. Annelerde babalarda da obezite çok fazla biliyorsunuz. Anne ve babanın bir tanesi obezse çocuğunuz %40 ihtimalle obez olacak. İkisi de obezse %80 oran. Yani şimdi aileler diyor ki ya yesin yesin daha çocuk yani ileride atar. Böyle bir şey yok. İleride atamıyorlar ne yazık ki. Çocukluktan başlıyor alışkanlıklar. Tabii yani ve çok ciddi sağlık problemleriyle karşılaşıyoruz. Nedir? Hipertansiyon mesela yani çok erken dönemde. Kalp krizleri. Bunun yanı sıra diyabet. Tabii diyabet çok yoğun görüyoruz. Erken ergenlik en büyük problemlerden bir tanesi. Artık 9 yaşında ergenliğe giren kız çocuklarımız var. 8 yaşında 9 yaşında. Niçin? Çünkü sürekli abur cubur yemek, hormonlu gıdaları tüketmek, çok fazla tüketmek, obez olmak bunlar erken dönemde ergenliğe girip ergenliğe giren en önemli problemlerin bir tanesi de boy uzaması kısalıyor. Yani sizin kemikleriniz kapanıyor, boyunuz kısa kalıyor. Bu da çok ciddi bir psikolojik probleme yol açıyor. Artı obezken, tam çocukken güzel. Obezler genellikle kendisiyle barışık insanlar gibi görünür ama öyle değil. Yani psikolojik olarak da çok etkileniyorlar. Yarın okula başladıklarında, genç kız olduklarında, genç erkek olduklarında obezite kendileri için ciddi bir problem. Karaciğer yağlanması, kanserler,
kanserler de çok önemli bir risk. Dolayısıyla çocuklarımızı lütfen hani obez böyle güzel görünüyor, her istediğin yediysin demiyoruz. Diyet yaptırmak çok zor. Diyete sokamıyoruz, sıkı diyete sokamıyoruz hani erişkinler gibi. Ama bazı gıdaları keserek mutlaka diyetisyen ve çocuk endokrinoloji kontrolünde bu çocuklarımızı takip ettirmemiz lazım. Erişkinlerde olduğu gibi obezite merkezlerimiz var biliyorsunuz. Evet. Şimdi çocuk obezite merkezleri de açılmaya başlandı. Obez bir çocuğumuz varsa lütfen hayatını riske atmayalım. Yani belki çocuğumuz bizim yaşlarımız göremeyecek böyle devam ederse. Baştan önlemini almamız çok önemli. İhmal edilmeyecek çok ciddi bir sağlık problemi oldu. Evet, altını kalın kalın çizmek lazım. Ciddi sağlık problemi bu artık değil tabii, mi? Tabii tabii. Obezite artık, bir evet. sağlık problemi olarak tanımlanıyor yani evet, direkt. Evet. Peki Semih Bey, biraz da böyle yayının başında söyledim, artık böyle sıcak günler içerisindeyiz. Aha. Ve bugünlerde evet. de hani ailelerin ya da yine çocukların farkında olmadan yakalandıkları şeyler olabiliyor. O evet. dediğiniz de dışarıda oynamaları, koşmaları lazım. Aha, bu imkana erişenler çok şanslılar artık gerçekten evet. öyle günlerden geçiyoruz. Peki bu sıcak günlerde çocuklar özellikle böyle görüyoruz hani televizyonda da uyarılarda çocuklar da geçiyor yaşlılarla Aha. birlikte. Güneş çarpmaları ya da sıcaktan etkilenmeler daha evet. çok nasıl oluyor, neler yapılmalı? Şimdi çocuklarımızın bir kere D vitaminine ihtiyaçları var. Hepimizin olduğu gibi. Bunu da güneşten ancak alabiliyorlar. Bu da güneş, mesela şu camın arkasından alacağımız güneş o dalga boyu bizim vücudumuzda D vitamini yapılması için yeterli değil. Yani direkt vücudumuzun, kollarımızın bir kere işte yüzümüzün güneşle temas etmesi lazım. D vitamini vücudumuza yapılabilmesi için. Ki D vitamini çok önemli bir vitamin. Dolayısıyla şu yaz dönemi de geldi artık. Çocuklarımız dışarı çıkmak istiyorlar, parklara gitmek istiyorlar. İşte tatiller var, işte deniz kenarına gidiliyor. Veya memleketlerimize gidiyoruz. Memlekette daha rahat köylerimizde oynayabiliyorlar, yazlıklarda oynayabiliyorlar. Dikkat etmemiz gereken bazı durumlar var. Çocuklar güneşten çok çabuk etkileniyorlar. Ciltleri çok hassas zaten. Artı sıcak çarpmaları görülebiliyor. Çok ciddi güneş yanıkları görebiliyoruz çocuklarda eğer dikkat edilmezse. Bunun yanı sıra mesela risklerden bir tanesi de kanser. Uzun süre güneşe maruziyetlerde cilt kanserleri oluşabiliyor. Artı katarakt mesela çok gündem olmuyor ama özellikle mesela Afrika'da güneş ışınlarının çok dik olması çok erken yaşta kataraktlara sebep oluyor. Yurt dışına da böyle sivil toplum kuruluşları olarak katarak ameliyatları yapmak için gidiyoruz. Orada çok görüyorum mesela. Çok küçük yaşlarda, çocuklarda katarak gelişiyor. Ve o güneş ışınları çok ciddi anlamda katarak için bir risk oluşturuyor. Ha ne yapalım? Ne yapalım? Nasıl bir kere 11 ile saat 3 arası mümkünse çocuklarımızı dışarı çıkarmamaya çalışalım. Yani o güneşin o çok dik olduğu dönemlere dikkat edelim. Mutlaka geniş siperli bir şapka giydirelim. Güneş gözlüğü çok önemli. İşte bu bahsettiğim katarak veya gözlerin etkilenmemesi açısından. Bir de zararlı o ultraviyole ışınlarının göze temas etmemesi açısından önemli. Mümkün olduğu kadar güneş gözlüğü takmalarına çalışalım. Sıvı çok önemli. Çocuklar güneşte hem sıcak hem de çok koşturuyorlar biliyorsunuz parklarda falan. Sıvı kaybı çok çabuk gelişebilir. Yani işte böyle anneanneler, dedeler, anneler, babalar giderken mutlaka yanlarına bir suluklarını alsınlar. Böyle arada bir çağırıp böyle birkaç yudum su alıp sonra oynamaya devam etsinler. Sıvı kaybı oluşmasın. Güneş çarpması için riskli çünkü. Artı güneş kremleri. Bunlar çok önemli. 2 saatte bir güneş kremi sürmemiz lazım. Bizim özellikle bu güneş koruma faktörü dediğimiz faktör dereceleri var. 50 faktör olan güneş kremlerini özellikle tavsiye ediyoruz. İşte denize girmeden önce veya dışarıda parkta oynamadan önce sürüyoruz. Uzun sürerse 2 saat sonra yeniden tekrarlamak lazım ki güneşin olumsuz etkilerinden koruyabilelim. Peki Semih Bey, yayınımızın böyle sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet, özellikle değinmek istediğim bir şey daha var ki mesela siz güneş kremi dediğinizde de yine benim aklıma geldi. Evet. Son dönemde maalesef ki diyeceğim, bilerek söyleyeceğim artık bu tanımlamayı bilerek yapacağım. Her birimiz böyle biraz daha sosyal medya öğrencisi olduk gibi. Evet. Yani orada böyle çok kısa videolar, çok kısa anlık bilgiler görüyoruz, evet. okuyoruz ve kendimizi o alanın uzmanı sanıyoruz. Evet. Ya da her gördüğümüz bilgiyi ya da yorumu %100 doğru
gibi algılayabiliyoruz. Maalesef bir yanılma ama böyle. Hı hı. Örneğin geçen gün bir arkadaşım yine denk gelmiş. Bir çocuk doktoru mesela öksürük şurupları için kesinlikle kullanılmamalı ya da bir faydası yok gibi bir yorumda bulunmuş. Evet. Ya da bunun gibi birçok şeyle daha örneğin güneş kremi örneği verdiniz. Hı hı. Kimi uzmanlar ya da yine orada hani uzman gibi görünen kişilerin işte evet. çok zararlı dediklerini görebiliyoruz. Doğru. Kullanılmaması gerekir dediğini görebiliyoruz. Hı hı. Çok farklı bilgilerle karşılaşabiliyoruz. Biz evet. de hangisi doğru emin olamıyoruz. Nasıl yaklaşmak sosyal evet. medyadaki bu bilgilere karşı ve yine buradaki hani çocuk çok daha özel. Buyurun siz önce soruma cevap verin devam edeceğim. Şimdi şöyle sosyal medya artık olmazsa olmazımız. Hı-hı. Yani birçok bilgiye rahatlıkla oradan ulaşabiliyoruz ama doğru kullanmak çok önemli. Ne yazık ki böyle bir internet doktorluğu, sosyal medya doktorluğu tarzında bir durum söz konusu. Şimdi bir takım şikayetleriniz var. Sosyal medyaya giriyorsunuz, yazıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki kendinizi kanser gibi hissediyorsunuz. Yani evet. işte mideniz ağrıyor, bir bulgularınızı yazıyorsunuz, karşınıza mide kanseri Eyvah çıkıyor. Diyorsun Eyvah diyorsunuz. Hemen yarım saat içerisinde kendinizi doktorda buluyorsunuz. Evet. Ya da çok ciddi bir hastalığınız var. Hastalığınızla ilgili bakıyorsunuz sosyal medyada, araştırıyorsunuz. Ya önemli bir şey değilmiş ya işte şu bitkileri karıştıracağım. İçersem düzelirim. Halbuki ciddi bir hastalığınız var, kronik bir hastalığınız var. Belki de kansersiniz ve geciktiriyorsunuz. Hmm. Ne yazık ki sosyal medyayı çok yanlış kullanıyoruz bu anlamda. Doğru bilgiye ulaşmak çok önemli. Bir de bir takım insanlar ne yazık ki böyle isim yapmak için, ilgi çekmek için, hmm. meşhur olmak için hiçbir bilimsel dayanağı olmayan evet. bir takım önerilerde bulunuyorlar. Lütfen bunlara itibar etmeyelim. Yani mesela aşı karşıtlığı, yani şimdi bakıyorum... Hmm. Zaman zaman şimdi biz aşıya özellikle çok hassas davrandığımız çocuk hekimlerinin bir alan. Hı hı. Aşı karşıtlığı siteleri var. Evet. Yani o siteyi o kadar saçma sapan, dayanağı olmayan böyle garip garip yorumlar, evet. öneriler, tavsiyeler. Efendim şöyle olursa çocuğunuz bu olur. İşte şu aşıyı yaptırırsanız bu olur. Tabii yani birçok olumsuz kardeşim, şeyin sebebi olarak aşılar gösteriliyor ya artık. Evet, ya yani Covid aşıları için de aynı şeyi söylüyorlar. Sürekli kardiyologlar konuşuyorum, işte onkologlar konuşuyorum. Ya Covid öncesiyle sonrası arasında ciddi bir fark var mı? Yani bu hastalıkla alakalı hayır diyorlar. Ama biz her şeyi aşıya bağlıyoruz şimdi. Evet. Ya özellikle çocuk aşıları hususunda sosyal medyada çok ciddi yanlış yaklaşımlar var. Bu yüzden sosyal medyayı güzel kullanmamız lazım. Ha tam bakabiliriz yani kafamız takılabilir yani bir rahatsızlığımız vardır, bir tanı konulmuştur, onunla ilgili bir takım bilgiler edinebiliriz. Artık hastalar şöyle gelmeye başladı. Hocam işte bende böyle şöyle bulgular var. İşte bir beyin MR'ı çektirmeye geldim. Acaba işte beyinle ilgili bir şey olabilir mi? Yani artık kendileri sosyal medyadan tanılarını koyup ne gibi tetkikler yapılması gerektiğini de öğrenip bizlere gelip bunlara rica ediyorlar. Dolayısıyla sosyal medya doktorluğundan, sosyal medyadaki bu tür paylaşımlardan uzak kalmaya çalışalım. Hı. Ya baştan da söyledik, çok rahat bir şekilde hekime ulaşabiliyoruz. Doğru. Ya çevremizde artık hepimizin güvendiği, bildiği hekim arkadaşlar var ya da arkadaşlarımızın arkadaşları var. Hı. Yani kafamıza takılan bir şeyi rahatlıkla kendilerine sorabiliriz. Veya sosyal medyada yani internette üniversitelerin, işte hastanelerin kendi sayfaları var. Bu sayfalarda birçok sağlık problemini paylaşıyorlar. Orada çok güzel, akıcı, doğru ve güncel bilgileri veriyorlar. Bu tür siteleri takip edersek bir hem sosyal medya okuryazarlığımız artmış olur hem de doğru bilgilere rahatlıkla ulaşmış oluruz. Hı hı. Bu konuda bazen de şöyle yapabiliyoruz Senif Bey, ben de yaptım daha önce, itiraf edeyim. Evet. Belki herhangi bir hastalık durumunda değil ama Aha. mesela kan veriyoruz ya da tahlil sonuçlarımız Hı-hı. çıkıyor. O sonuçları mesela şunun yüksekliği ne olur falan gibi böyle evet, bakıp telaşlandığım inanın çok oldu. Yani hani, yani bu konuda mesela siz orada mesela baktığınız yorumlarda işte Aha. ya şöyle böyle falan diye bir telaş oluyorsunuz. Sonra doktora ertesi gün uzmana bir gidiyorsunuz. Hiçbir önemi yok tabii. Yorum bile yapmıyor mesela ona. Ben soruyorum hatta orada ya şu yüksek gibi o önemli bir şey değil diyor. Benim arkadaşlarım da bana gönderiyorlar mesela WhatsApp'tan bakıyorum. Hı. Ya hocam şunlar yüksek. Bizim için hiç önemi olmayan evet. Tetkik mesela sonuçlar diyelim. Evet. Yani özellikle bir hastalığı olursa değerlendirmemiz gereken tetkik sonuçları onun için hiçbir anlamı yok. Ama insanlar gereksiz yere telaş oluyor. Bir de hastalık hastası olmaya da başladık. Yani işte sosyal medyada sürekli bir şeyleri okuduğumuz zaman bende şu olabilir bu olabilir deyip gereksiz yere hastanelere gidiyoruz. Bir bakıyorsunuz hastaneye gitmiş. Vatandaşımız, izleyicimiz 5 evet. tane ayrı ayrı polikline muayene olmuş. yani halbuki
Ya gelmişken şunu da göreyim, gelmişken şuna da bir bakayım. İşte şöyle bir şeyim vardı, şunu da göstereyim. Bu evhama gerek yok. Yani gerçekten bir sıkıntımız varsa düzenli olarak doktorumuza yılda bir gidiyorsak, işte check-up'larımızı yaptırıyorsak, bir rahatsızlık yaşadığımız zaman gidip şikayetlerimizi anlatıp tedavimizi alıyorsak, çok evham yapıp her şikayetimizde doktora gitme gibi bir durum içerisine girmeyelim. Evet, bu da aslında en başta söylediğiniz ülkemizde hani o Avrupa Amerika kıyısında çok evet. güzel bir noktadayız. Belki dediniz çok kolay erişebiliyoruz uzmanlara, hekimlere. Ama işte bu kolay erişimde bizi sürekli gitme noktasında bir biraz evet olumlu. Bu rahatlığında öyle bir yan etkisi var diyelim. Evet evet haklısınız. Burada da belki biraz daha bilinçlenmemiz evet. gerekiyor. Öyle sürekli sizin kapınızı zorlamaktansa biraz daha bilinçli gelmek belki haklısınız. Semih Bey çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ süremiz böylece sona erdi ama bendeki sorular neredeyse nihayete erdi. Evet. Eğer değinmediğimiz böyle önemli gördüğünüz konular varsa sizi yine inşallah ağırlarız diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun. Ağzınıza son olarak sağ. Da buyurun, lütfen. Şunu belirtmek istiyorum. Şu anda biliyorsunuz Gazze'de 20 bine yakın çocuğumuz öldü. Belki bir 20 bine yakın da kayıp, ulaşılamayan, enkaz altında olan veya istismar edilmiş belki çocuğumuz var. Çocukların ölmediği, çocukların ağlamadığı, çocukların üzülmediği ve hep güldükleri bir dünya temennisiyle Amin. Nazikliğe davetiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Amin diyoruz bu güzel duaya da. Evet efendim, böylelikle yayınımızın ilk bölümünü tamamlamış olduk. Bugünü çocuklara ayırdık demiştik. Açılışımızda da çocuklarımız özelinde devam edeceğiz. İkinci yarımızda da çocuk döneminde beslenmeyi konuşacağız. Uzman diyetisyen Berrin Esra Akkuş hanımefendi birazdan bizlerle birlikte olacaklar efendim. Ve kendisiyle çocuklar özelinde beslenmeyi konuşacağız. Biz birazdan buradayız. Sizleri de bekleriz. Herkese merhabalar. Şimdi bugün ek gıda döneminde bebeklere neler hazırlayabiliriz? Sizin için bir tarif göstermek istiyorum. Bebeklerin beyin gelişimini de destekleyecek bir tarif bu. Yumurta, avokado gibi folattan zengin kaynakları da yer vereceğiz. Şimdi öncelikle avokadomuzu böyle içerisine, tabii olgun bir avokado olması gerekiyor. Püre haline getirdim, ezdim. Bununla bazı besleyici besinleri bir araya getireceğiz ve bebekler için hem kolay olmuş olacak hem de birçok besinden faydalanmış olacak. Bebeklerde 6. aydan itibaren muz kullanabiliyoruz. Hem de bebekler için tadı da çok güzel oluyor çünkü tatlı bir tat veriyor. Hem de alerjen bir besin olmadığı için kurtarıcı bir besin. Şöyle küçük küçük dilimleyebiliriz. Zaten bunları ezeceğiz. O yüzden şöyle koyuyorum içerisine. Şöyle hemen ezelim. Bunu tabii dilediğiniz meyvelere kullanabilirsiniz. Ama 6. ay daha henüz çok küçük olduğu için en böyle alerjen olmayan besinler tercih edeceğiz. Ve bu dönemde biz işte elma, muz, armut, kayısı gibi meyveleri daha çok tercih ediyoruz. Eğer bebeğinizde kabızlık sorunu varsa ve yaz ayındaysak 8. aydan itibaren şeftali de kullanabilirsiniz. Avokadomuzu ve muzumuzu ezdik. Üzerine ben biraz da kayısı katmak istiyorum. Eğer kayısımız yumuşaksa hemen şöyle içinden alabilirsiniz. Veya bir cam rendeden de geçirebilirsiniz daha çok faydalanmak için. Rendeleyebilirsiniz. Ama zaten yumuşaksa sadece şöyle içinden böyle tam böyle postalı kısımlarından şöyle beyazlı yerlerinden almaya çalışalım. Evet. Avokado da genelde bebeklerde alerjen bir meyve olmadığı için onu da erken aylardan itibaren kullanabiliyoruz. Aynı zamanda şimdi 6. aydan itibaren bebeklere yumurta olayı biraz erken oluyor. O yüzden 8. aydan itibaren biz yumurtanın sarısıyla başlıyoruz. Şu anda bu yapacağımız öğünü 8. aydan itibaren kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz, bebeklerinize verebilirsiniz. Yumurtayı tam olarak haşladıktan sonra yumurtanın sadece sarısını kullanacağım. Eğer bebeğiniz 1 yaşındaysa yumurtanın sarısıyla beraber beyazını da kullanabilirsiniz. Ama eğer 8. ayda denediyseniz yumurta sarısına herhangi bir alerjisi yoksa ki bu 3 gün kuralı var bunları canlı yayında konuşacağız. Yumurta sarısının şöyle bir en azından yarısını katabiliriz şu anda. İyice besleyici olması adına. Şimdi bunların hepsinin kıvamını tutması için
tam pirinç unu katacağız. Tam pirinç ununu da birlikte pişireceğiz. Tam pirinç unu da nasıl pişireceğiz? Şöyle bir tatlı kaşığı kadar, normal pirinç unu ile tam pirinç unu birbirinden farklı şeyler. Bebekler için daha besleyici olduğundan dolayı tam pirinç ununu kullanıyoruz. Bir tatlı kaşığı cezvemize katacağız. Üzerine bir çay bardağı su koyup ocakta pişireceğiz. Fokurdadıktan sonra, birazcık soğuduktan sonra da tabağımıza ekleyeceğiz. Ve bu karışımı bebeklerimize kahvaltıda yedirebiliriz. Çok da doyurucu olacaktır. Evet, şimdi pirinç unumuzu pişirdik ve soğudu, biraz beklettik. Şimdi aktaracağız. Şöyle. Bu püremizi kavanoz mama gibi düşünüp, mesela dışarı çıkacağınız zaman da küçük bir kavanoza koyup yanınıza alabilirsiniz. Yedirebilirsiniz. Çünkü dışarıda ne yedireceğimize şaşırıyoruz. Bazen uzun vakitler geçiriyoruz. O yüzden böyle durumlarda hemen gidip de marketlerden hazır mama almak yerine evde de bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi bunu böyle iyice ezdikten sonra şöyle aktarıyorum. Evet, minik bebişlerimiz için gayet besleyici, güzel, faydalı bir mama oldu. Dilerim bebişlerin de hoşuna gider. Afiyet olsun. Evet efendim, devam ediyoruz ikinci bölümümüzde. İlk bölümümüzde çocuk sağlığını konuştuk. Bu bölümde ise çocuklar üzerinde beslenmeyi konuşacağız. Malumunuz çocuklar en kıymetlilerimiz. Onlar için bugün böyle özel bir yayın hazırlayalım istedik. Sağlığı, beslenmesi aslında birbirinden ayrılmayan şeyler. İşte biz de bu bölümde çocuklar üzerinde beslenmeyi konuşacağız. Kiminle? Esra Hanım'la birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İyiyim. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Biz de iyiyiz. Sağ olun. Sizin VTR'nizden geldik aslında. Evet. Bir ek gıda hazırladınız. Evet. Tam böyle 6 ay bitiren bebekler için sanıyorum. Aynen öyle. 6. ayda başlıyoruz çünkü ek gıda dönemine. Evet. Oraya geleceğim ama öncesinde. Şimdi ek gıda önemli. Ek gıda ile birlikte çocuk beslenmesi neden önemli, nasıl önemli? Hepsini detaylandıracağız sizinle inşallah ama daha da geriye gideceğim. Şimdi biz ilk bölümde doktor konuğumuzla da, beyefendiyle de konuşurken o da şuna değindi, Semih Bey de. Ta anne sağlığı, hatta işte emzirme dönemi, anne sütü alması, bunlar çok çok önemli dedi çocuk sağlığında. Kesinlikle. Çocuk beslenmesinde de çok önemli değil mi? Yani o emzirme ve benzeri o dönemler, ilk 6 ay mesela kesinlikle anne sütü. Neden bu kadar önemli? Neler söylersiniz? Aslında ilk 1000 gün diyoruz. Çünkü çocuğun beyin gelişiminin tamamlanması adına ve beyin gelişimi için çok önemli ve sonraki hayatında etkileyeceği için çok büyük bir önem taşıyor. Aslında her şey beslenmeden geçiyor. Beslenme güzel olursa bağırsağımız sağlıklı oluyor. Sağlıklı bağırsak da karakterimizi dahi etkiliyor, bağışıklığımızı etkiliyor. Ve bütün hayatımızı etkilediği için beslenmeyi çok önemsiyoruz. Burada da şimdi bugün o yüzden anne karnındaki, daha önce bir programda zaten görüşmüştük. Şimdi emzirme dönemini, anne sütü ne kadar önemli. Çocuklar neden bu kadar önemsiyoruz? Evet. Ek gıda yeterli mi? Neler yapılabilir? Burada bunları konuşacağız detaylı. Aynı zamanda ek gıdadan sonra normal beslenmeye geçiş nasıl olmalı? Bunlara değineceğim. Tamam, peki. Hadi buyurun başlayalım. Başlayalım. O zaman, ben önce anneyi soracağım. Şimdi anne bu emzirme döneminde nasıl beslenmeli? Örneğin anne sütü çok önemli, çok kıymetli. Evet, ama o anne sütü de bir şekilde o annenin vücudundan oluşuyor. Yani annenin beslenmesi çocuğun beslenmesini direkt etkiliyor aslında. Evet. Anne nasıl beslenmeli? Annenin bu beslenmesi çocuğu nasıl etkiliyor? Evet, çok etkiliyor aslında. Çünkü her şey anne sütünden geçiyor. Yani duygu durumumuz bile anne sütünden geçiyor. Şimdi bebek doğdu, yavrumuzu kucağımıza aldık. Ben de bu süreçleri yeni geçirdiğim için aynı zamanda tecrübelerimi de aktarmak benim için gerçekten güzel bir deneyim olacak. Anne sütü ilk başta doğduğunda hemen böyle telaşlanıyoruz. İlk kucağımıza aldık. Acaba sütüm yetecek mi? Doğru emziriyor muyum? Acaba şu an doyuyor mu gibi. O yüzden burada biraz bilinçlendirmek istiyorum ben de. Aslında ilk doğduğunda bebek daha midesi nohut tanesi kadar. Yani o yüzden böyle sütüm yetiyor mu telaşına çok düşmemek lazım. Zaten bebeğin gelişimi düzgünse o süt yetiyordur. Ve anne sütü çok mucizevi bir şey. İlk etapta
emme refleksinin de gelişmesi adına devamlı emzirmeye çalışmak lazım ve doğru emzirme tekniği çok önemli. Mesela sütüm yetmiyor, işte emziremiyorum, acaba ben çocuğumu hiç emziremeyecek miyim diye paniğe kapılabiliyoruz. Aslında doğru emzirme tekniği uygulandığında anne sütü çocuk alabiliyor. O yüzden hemen vazgeçmemek lazım. Hemen pes edip mamalara yönelme gibi durumlar ortaya çıkabiliyor çünkü. Ve tabii hani diyelim ki gerçekten hani emziremeyecek, sütü kesildi. Bu da tabii ki her bebek nasibiyle gelir. Bu noktada da hemen kendimize bu bir eksiklik değil, bunu bir eksiklik gibi de görmemek gerekiyor. Ve tabii böyle bir durumda nasıl beslenmesi gerekiyor, tabii oraya da değineceğim. Öncelikle anne sütünü nasıl arttırmalıyız onu konuşalım. Anne sütünü aslında arttıran en önemli şey su. Bu kadar basit. Çünkü anne sütünde zaten %60 oranında su bulunuyor. Ve su içtiğimizde anne sütüne gerçekten çok fayda ediyor ve anne sütünü artırıyor. Ve bebeğin de zaten devamlı emmesi de, vakumlaması, çekmesi de mucize bir şekilde o süt kanallarını açıyor ve daha çok anne sütünde akmasını da sağlıyor. Onun haricinde tabii bilimsel olarak kanıtlanmış illa şu besin bu besin anne sütünü artır diye bir şey yok. Çünkü hamilelik ve emzirme döneminde anneler üzerine çalışma yapılamıyor. Ama burada tecrübeler ve deneyimlerle bunları fark edebiliyoruz. Tabii doğru kişilerden, uzmanlardan dinlemek gerekiyor. Çünkü süt gelsin, süt artsın diye işte birçok tatlılar, şerbetler, birçok evet, şeylerle anne. Evet. Hani hep bildiğimiz o kompostolar değil mi? Evet. Kayısı, hoşafları. Evet. Gereksiz kalori almak durumunda kalabiliyor anne. Sonra kilo aldım diye ayrı bir strese giriyor. Depresyon durumları vesaire yaşanabiliyor. Aslında burada sadece besleyici olması ve doğru şeyleri tercih etmek lazım. Her şey dengeli beslenmeden ortaya çıkıyor. Suyumuzu içelim dedik. Bazı bitki çayları da süt artırmaya destek olabiliyor. Rezene, papatya, ıhlamur çayı gibi. Bunlar hem de anneyi de rahatlatıyor. Evet. Aynı zamanda annenin beslenmesinde mesela tuz kullanımına da değinmek istiyorum. İyotlu lütfen tuz kullanması gerekiyor. Çünkü iyot bebeğin beyin gelişimi için yani zeka geriliğine neden oluyor. Eğer iyotsuz tuz kullanımı olursa yeterli iyot alamazsa bebek. Ve biz bunu besinlerle çok alamıyoruz aslında. Çok fazla kaynağı yok. İyotlu tuz kullanımı burada çok önemli. Ona da dikkat edilmesi lazım. Onun haricinde dengeli beslenme dedik. Her gün mutlaka yumurta yiyecek. Eğer çok fazla et yemeyi sevmeyen bir anne ise proteinini ihmal etmemesi gerekiyor. Haftanın 5 günü mutlaka günde bir yumurta yemesi lazım. Yani bu konuda hani haşlama olur, omlet olur, seveceği tarzlarda olur. Bunu ihmal etmeyelim. Aynı zamanda çünkü folat da içerir. Bebek açısından kolin de içerir. Yine beyin gelişimini önemsediğimiz bir şey. Ve mesela avokado. Avokado öyle bir şey ki yani besin neye benziyorsa anneye hakikaten yani kişilere o şekilde bir faydası var ve avokadonun da böyle sanki anne karnı gibi bir görüntüsü var. O yüzden hamilelikten beri çok önemsiyorum. Burada veteriner çekimde de özellikle avokadoya yer vermek istedim. O da aynı zamanda folattan da çok zengindir. Ve bunları yer vermemiz gerekiyor. Bunların haricinde et tüketimine de yer verelim. Haftanın 2-3 günü kırmızı etimiz olsun. Bu annenin kilo verimi için de çok önemli. Çünkü biz proteini yeterli almazsak karbonhidratlı yiyeceklere yöneliyoruz. Ya, bu sefer ödem problemleri ortaya çıkıyor. Doğru. Halbuki, o yüzden proteininden de uygun beslenmek daha makul. Aynen öyle. Mevsimine uygun sebzelerle, etli sebzeler, kıymalı sebzeler, şu an yaz ayındayız, türlü gibi öğünlere yer verilebilir. Bunun haricinde faydalı yağlara yer vereceğiz. Ceviz, badem gibi. Ama bunların da yine miktarına dikkat edeceğiz. Ne kadar faydalı olsa da sağlıklı yağların da fazlası bize kalori olarak dönebiliyor. Mutlaka, aynen öyle. Peki tamam. VTRM'de de yer verdim dediniz. VTR çekiminde avokadoya yer verdim dediniz. Evet. Peki şimdi oradaki ek gıdadan da bahsedelim. Ne hazırladınız? Nasıl hazırladınız? Biraz önce izledik aslında izleyicilerimizle birlikte de ama ek gıdaya geçiş mesela 6 aydan sonra hep öneriliyor. Nasıl olmalı? Nasıl başlanmalı? Hani birçok bilgi var ama yine de hani çok fazla bilgi olduğunda da bu sefer kafamız karışabiliyor. Tabii, ya da her çocuk aynı mıdır? Her çocuğa aynı mı başlanmalı? Sonra mesela bu başlarken bazı yöntemler var. Evet. Onlara da değineceğiz ama buyurun. Evet. Ek gıdayı konuşalım. Şimdi ek gıda adı üstünde ek olarak kalmalı. Anne sütüne bir kere devam etmek gerekiyor. Ana öğün yine anne sütü. Aynen öyle. Bir yaşına kadar bebek ilk öncelikle anne sütüyle doymasını istiyoruz. Çünkü bu bebeğin bağışıklığı için de çok önemli.
Şimdi konu dağılmadan direkt ek gıdaya bahsedeceğim. Şöyle bir şey, ek gıda döneminde bebeğin ilk öncelikle 6 ve 8. ayında biz bunu tadım olarak başlayacağız. Yani hemen böyle doyurmak için işte onu yedireyim bunu yedireyim gibi hemen endişelere gerek yok. 6 ve 8. ay ufak ufak bazı besinlerle bir tadım olarak başlamamız gerekiyor. 8. aydan sonra aslında bu durumu biraz daha hızlandırıyoruz. Şimdi bizim toplumumuzda 3 çeşit anne tipi var bu ek gıda döneminde. Böyle her şeyi araştırmış, doktorundan bilgisini almış, evet, kitaplarını okumuş, makaleleri tarımış. Hı-hı. Ama bir yönden de çok kuralcı ve mükemmeliyetçi anneler var. Bunun haricinde bir de böyle biraz daha geleneksel yöntemle ilerleyen, büyüklerin yönlendirmesiyle hemen çoktan ek gıdaya geçmiş anneler var. Aynen. Geç kalma diye bir de şey yorumları da var mesela. Evet. Bak geç kalırken sonra yemez o. Kesinlikle. Seçer bak, şimdiden alıştırman lazım gibi yorumlar. Bir yandan da nedir işte panik, endişeli ve nereden başlayacağını bilemeyen anneler de var. Hı-hı. Şimdi birçok bu tarz üç gruba ayırıyoruz aslında anneleri bu durumda. Şimdi siz hangisisiniz bilmiyorum ama burada Hı-hı. önemli olan bebek psikolojik olarak buna hazır mı? Hı-hı. Çünkü bunların üçünü de çok aşırı derecede yaşarsak çok stresli olabiliyoruz. Stresli olunca bebek, çünkü o da yeni tanışacak ek besinle. Evet. O da panik aslında. Sinirlenebilir, kaşığı fırlatabilir, kusabilir, ortalık dağılabilir ve evet, böyle durumlarda anne iyice yapamadığını düşünüp sinirlenip bağırabilir. Bunun karşısında bebeğin düştüğü durumu düşünün. Hani buradan vicdan olsun diye söylemiyorum ama aslında burada en önemli şeyin annenin stressiz olması. Buna hmm. vurgu yapmak istiyorum. Yani stressiz bir ortamda psikolojik olarak kendisini hmm. rahatlatarak gerekirse burada destek de alabilir. Bebeğe çok yüklenmeden eğlenceli hale getirmesi lazım. Çünkü bu çok zor bir dönem gerçekten. Hı-hı. Bu sefer yeter ki doysun, yeter ki yesin diye çok şey deniyoruz. Televizyon karşısında izletiyoruz. İşte ya da ne bileyim böyle doysun diye gereksiz işte bebe bisküvileri vesaire, böyle Hı-hı. besleyici olmayan yiyeceklere yönelebiliyoruz. Aslında önemli olan bebek zaten açsa yiyecektir. Hı-hı. O yüzden o konuda... Geçen gün mesela bir videoda denk geldim sanıyorum. Evet. Mesela şimdi biz çocukları hani yedirirken kaşıkla, örneğin anne baba yediriyorsa hani böyle hızlı hızlı ya da hemen yesin de bu koşuyor, evet, böyle ağzına kadar, ya da o mesela bilmiyor ağzını açmayı da hani ne kadar açacak, ne kadar kapatacak onu bile bilmiyor ya, böyle hani tam sokmaya çalışıyoruz falan. Şöyle bir uyarıda bulunuyordu mesela, bana çok makul geldi, evet, dedi ki hani ya o zaten daha bilmiyor ve tadacak, ağzınıza koyduğunuz her şeyi onun evet için hani inanılmaz değişik ve yeni bir şey. Evet. Hani biraz böyle yavaş olursanız, ona bir fırsat verirseniz önce bir ağzında bekletsin, o tadı bir anlasın, evet, ne o falan. Böyle bir durdum gerçekten, dedim hani evet, bambaşka bir şey hani bebekler için. Yani biz o kadar doğal bir şey ki bizim için, o kadar sıradan ki sürekli yemek yemek, tüketmek ve her şeyin tadını biliyoruz az evet çok, neredeyse yeni bir şey nadiren tadıyoruz. Ama sonra bir düşündüm, ya bebeğin hani kaşıkla ağzına ilk değen her şey onun için inanılmaz yeni ve farklı. Çok makul geldi mesela. Bebek sanki doğuştan gurbeymiş gibi davranıyoruz. Ya hakikaten sanki bizim gibi her tadı bilerek yapıyormuş gibi aslında. Evet. Burada empati kurmamız gerekiyor Hı-hı. çok ciddi derecede. Peki bir yöntemden bahsediliyor, BLV. Bu da evet biraz sabır gerektiren bir şey gibi. Kesinlikle. Ama önce bir açalım. Nedir BLV? Ne demek bu yöntem? BLV aslında bebeğe 6. aydan itibaren başlanıyor. Hı. Parmak besinler var daha tutabileceği, hı hı, işte çok sert ve çok yumuşak olmayan. Orta yumuşaklıkta mesela haşladığımız bir sebzeyi, meyveyi eline verebiliyoruz. Ya da mesela bir pankek yaptığımızda eline veriyoruz böyle yumuşak. Ve o kendisi evet tanıyor, dokunuyor, akışkanlığına, sertliğine bakıyor. Yeri geliyor, öğürüyor, kusuyor falan. Ama bu konuda annenin de bebeğin de psikolojik olarak tabii buna hazır olması da çok önemli. Bazen çünkü bunu 6. ayda hazır olmayabilir. Biraz deneme yanılma yöntemiyle yapılan bir şey. Ve ilk 3 ay çok sabır gerektiren bir yöntem BLV yöntemi. Çünkü en saçtığı böyle eline muz verdiğinde saçına falan götürecek. Eyvah, her yer batacak. Evet, annenin burada çok sabırlı olması lazım. Eğer sabırlı değilse, gerçekten sabırsızsa ve çok bu konulara hep şeyleri yetiştirmeye çalışan bir anne ise onun için çok zor olacaktır. Evet. Bunun için zorlamasın. Ama gerçekten 2-3 ay ben sabrederim. Aha. Kendisi öğrensin diyorsa 3 aydan sonra da çok rahat eder. Yani bu sefer normal beslenmeye geçişi de çok kolay olur. Hatta dışarıda bir restoran... Daha çok kendim yemek isteyecek. Aynen öyle. Hızlı öğrenecek o süreçte. Tabii tabii. Ve kendi ona da yemek siparişi verilmeye başlanır o derece. Kendi kendine aslında normal güzel beslenmeye geçişi de çok kolaylaşıyor. Ama dediğim gibi bu biraz sabır isteyen bir süreç. Peki şimdi ek gıdaya geçişte yine soracağım, bebekler üzerinde son sorum olacak size sanıyorum. Bu
Biz ek gıdaya geçişte mesela şöyle düşünebiliyoruz. Ya da ben mesela hatırlıyorum ya eskiden mesela verilirdi çocuklara böyle çorba suyu ya da banılırdı bir şeyler mesela 7-8 aylıkta olsa. Evet. Hani ek gıda dediğimizde biz sanki bizim tükettiğimiz her gıdadan çocuk da az çok yiyebilir gibi düşünüyoruz. Ama böyle değil mi? Tabii. Mesela bebekler için yağ, tuz, şeker sıkıntı evet. mı? Ne zamana kadar sıkıntı? Evet, onları da değineyim. Öncelikle ilk olarak ek gıda olarak hangi besinle başlayabiliriz? Eğer bebeğin süt alerjisi yoksa ev yoğurduyla başlamasını tavsiye ederim. Bunu da nasıl anlayacağız alerjisi olup olmadığını? 3 gün kuralı var alerjide. Öncelikle mesela bir tatlı kaşığıyla başlıyoruz. Ertesi gün 2 tatlı kaşığını çıkarıyoruz ve 3. gün biraz daha artırıyoruz. Ve bu şekilde herhangi bir alerjik reaksiyon göstermiyorsa bebeğin alerjisi yok demektir. Alerjisi olup olmadığını nasıl anlarız? Tabii doktorumuzun da bahsettiği gibi böyle alerji döküntü, hani kızarıklık, işte pişik olma sürekli ya da ne bileyim kusma, ishal gibi durumlarla aslında alerjiyi anlayabiliriz. Yani bebeğin huzursuzluğundan bunu zaten anlayabilirler. İlk öncelikle eğer herhangi bir alerjisi yoksa yoğurtla başlayabiliriz. İnek sütüyle değil, inek sütünü 1 yaşından önce kesinlikle önermiyoruz. Çünkü çok alerjendir. Bunun haricinde yoğurttan sonra direkt meyveyle başlamayalım, meyve püreleriyle. Çünkü bebek tatlı tadıyla hemen tanışırsa sebzeyi asla yemez. O yüzden öncelikle sebze püreleriyle başlamanızı tavsiye ediyorum. Yine aynı şekilde patates püresi mesela. Yine bir tatlı kaşığı, sonra 2 tatlı kaşığı, 3 tatlı kaşığı. Böyle böyle yine 3 gün kuralıyla her besin deneyeceğiz. Mesela yoğurtta alerjik reaksiyon çıkmadı, patatesi denedik. Hani ikisini bir arada birleştirebiliriz bu şekilde denerken. Kabak, patates, havuç bunları buharda haşlayarak sebze püresi haline getirip yoğurdumuzla beraber yedirebiliriz. Bebeklerin 6. ayda mide kapasitesi 180 milimdir. O yüzden çok abartmaya gerek zaten yok. Zaten anne sütü bardak. De alıyor. Aynen öyle. Anne sütü de alıyor zaten doyuyor. Burada maksat alıştırma süreci evet. zaten. Tadımlık gibi. Aynen öyle. Daha sonra işte muhallebi denenebilir. Yoğurt denedik, sebze denedik. Muhallebi deneyebiliriz. Muhallebi de nedir? Burada yayında yaptığım gibi tam pirinç unuyla bazı meyveleri karıştırdım. Avokadoyu da ekledim. Çünkü en alerjen olmayan besinler bu dönemde elma, armut, şeftali, muz, avokado ve kayısıdır. Bu meyveleri böyle yavaş yavaş deneyebiliriz. Çilek, kırmızı meyve gibi meyveler biraz alerjen biraz olabiliyor. Onlara daha ilerleyen vakitlerde 9. aydan sonra falan tavsiye ediyorum. Ve onun haricinde bu meyveleri de yine cam rendeden geçirip ya da böyle kaşıkla böyle içinden alıp kayısıyı VTR'de yaptığım gibi çok ufak ufak ekleyebiliriz. Meyvemizi de bu şekilde değerlendirebiliriz. Muhallebi yaparken de tam pirinç unu kullanacağız. Öyle piyasadaki normal pirinç unuyla tam pirinç unu arasında farklar fark nedir? Şimdi normal pirinç ununda nişasta oranı çok yüksek oluyor. Pirincin kabuğunu ayırıyorlar ve besleyici değeri daha düşük oluyor. Ama tam pirinç unu olduğunda ham halini kullanıyorlar. Bu yüzden yulaf unu olur, tam pirinç unu rahatlıkla bulabilir miyiz her yerde? Tabii ki bulunabiliyor artık biraz daha rahat. Burada şu an marka vermeyeyim ama rahatlıkla bulunabilir. Ya da sayfamdan takip edebilirler. Ara ara paylaşıyorum bu tavsiyeleri. Bu şekilde bir çay bardağı suyla yayında yaptığımız gibi pişirip meyvelerle karıştırıp daha doyurucu hale getirebilmek mümkün. Ve en sonunda işte dediğim gibi meyveleri de denedik. Peki bu et, kıyma gibi işte baklagil bunları ne zaman tüketeceğiz? Ya da yumurta. Yumurta çok önemli. Yumurta da çok alerjenik. Yumurtanın sarısını İşte etimizi, kıymamızı bunları 8. aydan itibaren deneyebiliriz artık. Ancak yumurta alerjenik olduğu için yumurtanın sarısıyla başlıyoruz ve günde 1/8 çay kaşığıyla başlıyoruz. Oo, çok küçük. Evet çok küçük başlıyoruz. 1/8 ve sonra baktık bir alerji yok 1/4. 1/2 öyle öyle. Yumurta sarısında bir herhangi sorun yoksa benim de yayında yaptığım tarifteki gibi yine onu da katabiliriz. Böylelikle yumurtanın sarısını çünkü boş yemeği çok sevmiyorlar. Genelde sevdiği şeylerle karıştırarak yemek daha güzel oluyor. Yumurtanın beyazını 1 yaşından önce vermiyoruz. Aynen öyle. O da çok alerjenik. Aslında proteini beyazında ama alerjenik olduğu için 1 yaşından önce onu da kullanmıyoruz. Buna da dikkat edelim. Peki onun, bal araya gireceğim. Bal da 1 yaşından önce kullanmamak gereken. Ağır mı geliyor? Öyle. Hatta 1 yaşında bile deneyerek kullanmak gerekiyor. O yüzden hemen 1 yaşına girdi doğum günü oldu bal getireyim demeyelim. Ufak ufak deniyoruz. 3 gün kuralını hiçbir zaman unutmuyoruz. Bu da en vurgulamam gereken şey bu. 3 gün kuralı önemli. Peki aynen yine öyle. Araya gireceğim. Siz sözünüzü unutmayın lütfen. Yumurta demiştiniz sıklıkla. Evet. Sorularım arasında var bir izleyicimiz.
yumurta ile ilgili bir soru sormuş. Hemen yönelteyim onu hazır. Evet. Konusu geçmişken 3,5 yaşında oğlum var demiş. Bebeklikten beri yumurta yemeyi reddediyor. Farklı yiyeceklerin içine katarak vermeye çalışıyorum. Makarna, köfte, kek gibi yiyeceklere katıyormuş. Ancak önemli birisini doğrudan yediremediğim için de üzülüyorum. Bir öneriniz olur mu, ne yapabilirim diye sormuş. Evet. Yani doğrudan yediremediği için hiç yediremediğini düşünmesin. Hı-hı. Hakikaten onu yaptığı sağlıklı tariflerle birleştirerek kullanabilir. Hı-hı. Bu konuda endişelenmesin. Yumurtanın sarısını da tabii önemsiyoruz. Önemli vitaminler var. Beyazını da ihmal etmesin. Çünkü beyazında asıl en büyük proteini beyazında, unutulmasın. Ve bu çok iyi, yani bu konuda stressiz, endişeli olmasın ve çok ısrarcı tavırlarını da çocuğa yansıtmasın. Çünkü çocuklar, hı-hı, çok inatlaşabiliyor. Evet. Yani evet, böyle 10-15 kere fark etmediği ya da ne bileyim sevdiği yiyeceklerle bir arada yedirebiliriz. Bunu ilerleyen dönemlerde sevebilir. Hiçbir zaman sevmeyecek diye bir şey yok. Ama ona böyle çok ısrarcı olduğumuzda inatlaşıyor. O konuda çok dikkat edelim. Peki yumurtanın yerine tüketilebileceği aynı besin değerlerini içeren bir, hı-hı, yiyecek türü var mıdır, besin türü var mıdır diye sormuş. Avokadoyu çok önemsiyorum. Hmm. İkisinde de çok önemli, folat içeriyor. Yani neden hep folat diyorum? Gerçekten beyin gelişiminde çok önemli olduğu için, evet, çok önemsiyorum. Avokado kullanabilir. Olgunlu bulmak zor. Yayında da hemen anında mesela çekim, evet, için bulmak gerçekten çok sıkıntı zor çıktı, oldu. Öyle mi? Marketlerde. O yüzden, hı-hı, evde alıp mesela bir poşetin içinde bir muzla beraber bekletilebilir. Daha çabuk, hı-hı, olgunlaşır. Siyahlaşmadan hafif yumuşayınca hemen kullanılabilir. Hı hı. Çok güzel bununla ilgili tarifler de var. Hı hı. Peki avokado bizim aslında böyle son yıllarda biraz, evet, daha Türk toplumu olarak keşfettiğimiz bir evet, meyve türü olarak ortaya çıktı. Hı. Mesela biz bunu ısrarla tüketmeli miyiz? Yani hani şu manada soruyorum. Evet, alması ve o yumuşak kıvama getirmesi falan biraz zor. Sanki biraz uğraşıp deyip, evet, böyle kendimden hani böyle, evet, birazcık yiyorum falan sonra ve uğraşmıyorum ya da unutuyorum almayı falan gibi, ama ısrarcı olmak mı lazım? Şöyle, avokado aslında sağlıklı yağ diye geçiyor bir nevi. Hmm. Omega 9 içeriyor mesela, birçok, evet, sağlıklı yağı da barındırıyor. Yani avokado yerine zeytinyağı da çok önemli. Mesela ek besin döneminde de zeytinyağını pişirmeden en son hazırladığımız yiyeceğin işte mesela çorbanın üzerine şöyle gezdirilebilir. Orada maksat faydalı yağdan alsın aynı zamanda. Tabii avokado evet folat içeriyor, çok kıymetli dedik ama tabii bulamayan insanlar da olabilir dediğiniz gibi. Yeşillik tüketimine yer vermek lazım bu durumda. Aynen öyle, yeşilliklerde çünkü onlarda da bolca folik asit bulunuyor. Yeşilliklere de yer vereceğiz. Mesela omletlerin içerisine yenebilir. Boş boş yeşilliği çocuk sevmeyebilir. Çorbaların içerisine katılabilir. Ya da mesela lor peynirli omletler oluyor. Onların içerisine ya da lor peynirli dereotlu pankekler oluyor. Bu şekilde katılabilir. Yeşilliklerden faydalanabiliriz. Hı-hı. Bunu ihmal etmeyelim. Önemli. Tamam. Peki şimdi yeni doğan döneminde önemli olan şeyleri konuştuk. Evet. Bebek için daha doğrusu, bebek üzerinde ek gıdaya geçişi konuştuk. Evet. Şimdi ek gıdaya kadar olan kısım hep konuşuluyor ama o ek gıda sonrası, o tam beslenme süreci, çocukların o alışma evresi, artık böyle bizim sofralarımıza oturup her şeyi bizden, aynen bizim gibi, evet, tadmaya, yemeye başladıkları dönem hangi dönemdir ve o geçiş sürecinde ailelere düşen görevler neler? Evet. Artık bir yaşından sonra dişleri de çıkıyor, hmm, ve bizimle beraber sofrada oturup yiyebilir. Hmm. Tabii yine çok sert olmamasına dikkat edeceğiz ama bebeğin yine tabağı, kaşığı, bardağı ayrı olacak. Çünkü hijyen açısından, hatta bebek deterjanları var, yıkarken bile çok dikkatli olmamız lazım. Ve bizim deterjinlerimize dikkat etmemiz lazım. Yani ya, tutup da çocuğun, mi, karşısında o patates da kızartması yersek çocuk o kızartmayı ister. Bana niye bunu veriyorsunuz, evet, der. O yüzden bizim de o konuda hassas davranmamız gerekiyor. Kendi beslenmemize de önem vermemiz gerekiyor. Çünkü, hı-hı, bebekler sünger gibi etrafında olan her şeyi çekiyorlar ve her şeyin çok farkındalar, çok izliyorlar, çok gözlemciler. Bunu unutmamak lazım. O yüzden onun yanında biz de sağlıklı bir şekilde besleneceğiz. Hatta biz mesela bebekler biraz daha sık besleniyor. Hani, hı-hı, her seferinde yemek yemek zorunda değiliz ama yine de hep beraber sofraya oturmak da yarar var, ona eşlik, hı-hı, etmekte. Bu daha çok hoşuna gidecektir. Yani yemek zamanı demek, tiyatro zamanı demek aslında bebekler için. Onu hep eğlenceli hale getireceğiz. Yemeği diyelim ki sevmiyor, reddediyor, yitiyor. Hani bu konuda bizim bunu çok ısrarcı olduğumuzu fark etmemesi gerekiyor. Sen yemiyorsan ben yiyeyim o zaman deyip güzel mimikler yapmamız gerekiyor. Maksadımız onu kıskandırmak değil, onun böyle bir merak duyması. Bu şekilde ilgisini çekmemiz gerekiyor. Mesela biraz konudan konuya atlıyorum ama mesela, evet, su konusu. Bebeğin, evet, su içmiyor falan diyenler var mesela.
Esen, benim kızım mesela suyu çok seviyor. Yani bunu ben biraz şeye bağlıyorum. Çok fazla suyla oynatıyorum. Mesela yemek yedirirken önüne iki tane kap koyuyorum. Suları birbirine aktarırken yemek yediriyorum falan bu şekilde. Bu da çok güzel sadece oluyor. Sadece su içirmeye çalışmak değil o zaman anladığım kadarıyla. Evet, suyu suyla o şekilde temas sevdireceğiz. Suyla temas ettireceğiz. Sonra biber onuna su koyuyorum. Mesela oyuncaklarına falan döküyoruz derken işte içiyorum derken. Şimdi sürekli elinde biberonda suyu gezdiriyor. Nereye gitsek elinde biberonda su oluyor. Böyle içiyor, yanına koyuyor, oyuncaklarıyla oynuyor falan. Hani bu şekilde eğlenceli hale getirdiğimizde hakikaten çocukların sevdiğini aslında görebiliyoruz. Bu şekilde ve sağlıklı tabak nasıl olmalı diye baktığımızda besin gruplarının her birine yer vermemiz lazım. Biz buna dengeli beslenme diyoruz. Çocuk nedir? Söz konusu olduğunda da biz şimdi hani genelde hep yetişkinler özelinde konuşuyoruz sizlerle ama çocuk bunu hep vurguluyorsunuz aslında. Gün içerisinde de değil mi? Tüm protein, vitamin hepsinde bir şekilde içeren yağlar, onların hepsini almamız gerekiyor. Çocuk için de aynı şeyi gözetmeliyiz, öyle mi? Kesinlikle öyle. Yani süt yoğurt grubundan, et baklagil grubundan, sebze meyve grubundan, sağlıklı yağ grubundan, bunlardan alacak tabağında olması gerekiyor. Nasıl yapabiliriz bunu? Bazen mesela sabah güne yumurta, labne peynir, bebekler için çok faydalı labne peynir. Çünkü çok yüksek kalsiyum içerir labne peynir aynı zamanda. Yaklaşık 200 milim kadar kalsiyum içeriyor. Bir tatlı kaşığı kadar kullanabiliriz. Yumurtayı ekledik, haşlanmış olarak ekleyebiliriz veya hemen kısık ateşte pişirip, çok fazla pişmesine gerek yok. Orta seviyede pişirip labne peyniri ekleyebiliriz. İçerisine biraz pekmez ekleyebiliriz. Pekmez de çok önemli. Çünkü bebeklerde şeker kullanmak ne zamandan itibaren pekmez mesela? Pekmez konusu biraz tabii bu konuda tartışmalı ama aslında 7. aydan itibaren yani bu tadımlık dönemlerinde ya da mesela mama hazırladığımız dönemlerde direkt üzerine ekleyebiliriz. Günde bir tatlı kaşığı bile yeterli olur. Güzel. Yaşından sonra da gerçekten çok kurtarıcı oluyor. Bebeğe güzel bir enerji de veriyor açıkçası. Bir de şekere çok güzel bir alternatif değil mi? Efendim? Şeker için çok güzel şeker bir alternatif. Şeker için çok güzel bir alternatif. Aynı zamanda demir içeriyor. Demir eksikliği de bebeklerde çok görülebiliyor. Her şey daha yeni yeni geliştiği için mesela B12 eksikliğine çok rastlıyoruz. Ve bunlar yine büyüme gelişimi için çok önemli. Yine beyin gelişimi için, zekası için çok önemli. Eti de çok yiyemiyor çocuk zaten. O yüzden ne yapacağız? Bunları besinlere çeşitli bir şekilde yer vereceğiz. Pekmez, yumurta, peynir karıştırıp bir arada mesela kahvaltısını yedirebiliriz. Ya da ayrı ayrı tadabilir bunları. Onun haricinde smoothie yapabiliriz. Hani illa böyle işte yulaflı olmak zorunda değil. Ev yoğurdu, meyve ve kendimiz evde ev yapımı bisküviler yapabiliriz. Tam pirinç unuyla çok güzel ev yapımı bisküviler olabiliyor. Bunun için biraz çabalamak lazım tabii ki. Tarif kitapları araştırılabilir ama uzman onaylı olmasına yine çok dikkat edilmesi lazım. Ve güvendikleri diyetisyenlerin sayfalarını takip edebilirler bu noktada. Ve akşamları bizimle beraber çorbasını içebilir ve çorba içerken et suyu katmalarını çok tavsiye ediyorum. Kemik iliği suyu, kuzu etini haşlayarak suyunu katabiliriz. Bu çorba suları bir yaşından sonra anladığım kadarıyla. Et suyunu 8. aydan itibaren katabilirler. Bu konuda bir sıkıntı yok. Çünkü neden? Çokça kalsiyum da içerir. Yine demirini daha yüksek bir şekilde alabilir. O yüzden bunlara yer verelim olabildiğince. Biraz çaba isteyen bir dönem ama çabanın sonu da çok güzel olacak. Güzel olacak inşallah. Evet. Peki. Esra Hanımcığım şimdi biraz daha bebeklikten, çocukluktan ilerleyerek hızlanalım istiyorum. Çünkü böyle yaklaşıyoruz artık sona doğru. Şimdi çocuklar özelinde biz ilk bölümümüzde de konuşurken iştahsızlığın ve tam karşısında duran obezitenin artık çok ciddi bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Aynı oranı verdi ilk konuğumuzda. 1/4 oranında iştahsızlık, 1/4 oranında obezite var ülkemizde de. Oran ciddi manada yüksek. Hakikaten ben 4 çocuktan birinin obez olduğunu düşündüğümde çok yani hani ileride hatta bu veriler daha da artarsa çok ürkütücü bir yere gidecek gibi bir durum. Biz bunu hep yurt dışında görüyorduk. Fast food çok fazla diye. Artık ülkemizde de çok yaygınlaştı ne yazık ki. Kesinlikle. Evet, bunun da biraz sonucu sanıyorum. Çok haklısınız. Bu noktada mesela size gelen çocuk danışanlar özelinde de sormak istiyorum. Mesela obez çocuklarla ve bu durumu artık yakalanmış çocuklarla daha ziyade nasıl çalışıyorsunuz, neler yapıyorsunuz ve öncesi için de soracağım. Mesela aileler bu noktada hep konuşuyoruz, hep söylüyoruz dikkat etmesi gereken şeyleri ama sizin de altını çizmek istediğiniz yerler var mı?
Evet. Yani bu konuda planlı olmak gerekiyor. Yani öğünlerini bir gün önceden hazırlamak, yanında götürmek. Eğer çocuk çünkü mesela öğle yemeği yemedi, çocuk o açlıkla yani gider abur cubur yer, pakette gıdalara eli uzanır. O yüzden ne yapacağız? Onun tok hissetmesi için öğünlerini geçiştirmesine izin vermeyeceğiz. Evden bir kere kahvaltı yapmadan çıkmaması gerekiyor. Tabii aç değilse o konuda ısrarcı olmayalım. Çünkü ısrarcılık her zaman ters tepiyor. İnatlaşmayalım ama öneminden bahsedebiliriz. Beslenme çantasını hazırlayabiliriz. Daha mesela yeni okula başladı. Ufak böyle okumayı da biliyor. Post-itler yapıştırabiliriz besinlerin üzerine. Hani şöyle faydası var, bunu yiyelim kızım gibisinden mesela. Onu eğlenceli hale getireceğiz. Güzel tarifler hazırlayacağız. Ev yapımı kekimizden mesela koyabiliriz. Sağlıklı tarifler yapabiliriz. Öğle yemekleri mesela danışanlarımın çoğunda işte okula gidiyorlar ve okulda yemek çıkıyor öğlenleri. Yemek listelerini istiyorum ben ve öğle yemeklerinde neler tercih etmesi gerekiyor? Hani bu konuda yardımcı oluyorum. Mesela ana yemekler çok yağlı oluyor genele yaptıkları için. Ana yemeklerin en azından susuz yemesini söylüyorum. İşte çorba, makarna, işte hem ekmek bunların üçünü birden değil de mesela birini tercih edebilir ya da pilavından da az alabilir. Hani bu şekilde yazıyorum listesine. Kahvaltısını yazıyorum yine buna uygun bir şekilde ve eğer öğlen et yediyse akşam sebze yemesine dikkat edecek şekilde bir akşam öğünü yazıyorum ve ona uygun alternatifler yazıyorum. Mesela bir danışanım, çocuk bir danışanım kabaktan nefret ediyordu. Ona hemen böyle bir kabak sandal tarifi yazmıştım işte. Kabağın böyle içine uyup en azından o dış kabuğundan, posasından yararlansın diye. Kıymayla, çeşitli sebzelerle tavada sotelip çünkü eti, kıymayı çok seviyor. İçerisine ekleyip mesela fırına veriyoruz 10-15 dakika. Çok hoşuna gitti ve bu şekilde kabağı sevdi. Farklı yöntemlerle, sevdiği şeylerle bir araya getirip sevmesini sağlayabiliriz aslında. O yüzden hemen pes etmemek gerekiyor. Ama bunu da çok dert etmemek gerekiyor. Yani böyle aşırı derecede stres edip yani böyle hiçbir şey yemiyor dediğimizde çocuk gerçekten de hiçbir şey ben yemiyorum diye bir karaktere bürünebilir. O yüzden çok hassas yaklaşacağız bu konuda. Ve sadece bazı iştahsız çocuklara değinelim o halde. Bu iştahsızlığın altyapısında bazı sebepler olabiliyor. Hormonal bozukluklar olabiliyor. Mesela tiroidi çok çalışabilir. Böbrek üstü bezlerindeki hormonlarda bir sıkıntı olabilir. Bunların kontrol ettirilmesi lazım. O yüzden önce bir kan değerlerine baktırıyorum. Dahiliye gitmelerini rica ediyorum. Ya da mesela böyle tiroidi çok çalışırsa çünkü yese de işte kilo alamayabiliyor. Bunun haricinde bağırsaklarında bir parazit olabilir. Yani her yediğine ortak olur bu sefer parazit ve bu yüzden de yine kilo alamıyor olabilir çocuk. Buna da bakılması lazım ve bazı değerleri düşük çıkmış olabilir. İşte D vitamini, demir hani bu tarz değerlerde sıkıntı yaşamış olur. Bu tarz durumlar kimilerinde iştahsızlığa neden olur. Mesela bebeklerde demir eksikliği varsa yine bu da bir iştahsızlık sebebidir. Bunu da mutlaka göz ardı etmesinler. Onun haricinde diyelim ki herhangi bir sağlık problemi yok. Her şey normal. Sadece çok fazla enerji harcayan bir çocuk. O zaman burada kalori, günlük alması gereken kaloriyi artırmamız gerekiyor. Onu da böyle küçük porsiyon ama besleyici değeri çok yüksek öğünler sunmamız lazım. Biz bu konuda smoothie'leri çok seviyoruz. Çünkü içerisinde birçok şey katabiliyoruz. Hemen içerek keyif alabiliyor. Bir de yaz ayındayız mesela. Hemen böyle bir şeyler içmek istiyoruz. Bu konuyu hemen bir avantaja çevirebiliriz. Lezzetli tarifler yapabiliriz. Evet. O şekilde. Peki. Şimdi rejideki arkadaşlardan da bana bir yorum, bir soru geldi. Son yıllarda aslında tartışmalı olan konulardan bir tanesi süt. Evet. Şimdi bu süt konusunda gerek yetişkinler gerek çocuklar aslında biraz böyle tedirginiz ya da kafamız karışık diyeyim daha doğrusu. Şimdi çocuklara biz hani çocukların süt tüketiminin önemli olduğunu düşünüyoruz. Onlara mesela sürekli devamlı bir süt tüketimi olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama bir taraftan da artık hani o faydalı süte erişimin de zorlaştığı tartışmalar var. Hani yine sütlerin de paket hallerinin ne kadar faydalı olduğu olmadığı tartışılıyor. Çocuklar ve süt konusunda neler söylersiniz? Ben öncelikle şuna çok değinmek istiyorum. Toplumumuzda bazı evet böyle bir besinlere karşı bir korku da oluşturulmaya başlandı diye düşünüyorum. Yani ekmek yeme gluten var.
baklagil yeme lektin var. Süt içme inflamasyon yapar. Hı-hı. Sebze yeme pestisit var. Ne balık kaldı? Yemeci var. Ya var. Böyle videolar. Evet. Evet. Ne kaldı? Bize yani ne kaldı? Ne yiyeceğiz? Yani bu sefer aman geçen bir danışanım söyledi. Diyet yapıyoruz. Çok da güzel kilo veriyoruz. Ne kadar zayıflamışsın falan diyorlar ama hani sen bunları yiyerek mi zayıflıyorsun? Artık ülkemizde zayıf bir şey, sağlıklı bir şey kalmadı ki bunlarla niye uğraşıyorsun diyormuş mesela. Bu çok yanlış bir şey. Hani nasılsa sağlıklı değil, bunlar da sağlıklı değil deyip fast food mu yiyelim? Hazır mı beslenelim? Onlara mı yönelim? Bu sefer ya hep ya hiç algısı oluyor toplumda. İyice kendini dağıtabiliyor. O yüzden aslında öneri verirken bunlara da dikkat etmemiz lazım. İnsanların kafasında korku oluşturmamak gerekiyor. Besin çeşitliliğine yer vereceğiz. Bizim için en kurtarıcısı o. Ekmek yiyorsak tek tip ekmek değil de çeşit çeşit. İşte çavdar, kepekli, tam buğday, tam tahıllı ya da ekmeğin yerine geçen basa, işte ya da mesela ekşi mayalı, kendi yaptığımız yani birçok çeşitlerinden yararlanırsak o zaman zararını görmeyiz. Ama tek bir şeyi çok fazla yersek belki zararı olabilir. Ve porsiyonlarımıza dikkat edeceğiz. Yani günde tutup da mesela 6-7 porsiyon ekmek değil de 3-5 porsiyon mesela yer verilebilir maksimum. Bunun haricinde çeşitlilikten bahsettim. Süt tüketimi noktasında da evet inek sütü korkuyoruz. Hani büyüme hormonlarını erken aktifleştirdiği için erken ergenliğe sokabilir diye aslında çocukluk döneminde çok endişeleniliyor. Bu noktada bitkisel sütler de var ama bitkisel sütlerden biz yeterli kalsiyumu alamıyoruz işin aslı. Ve şekersiz bitkisel süt tercih etmek çok önemli. Şekersiz ibaresinin yazması gerekiyor. Bitkisel süt nasılsa sağlıklı deyip de örneğin bir bardak badem sütünde 4 küp şeker var. Yani o yüzden yani daha yanlış yollara düşebiliriz. Bunlara dikkat edelim. Bunlar da önemli. Evet, ev yoğurdunu ben çok tavsiye ediyorum. Çünkü fermente. Evet. Sütün yerine de geçer. Aynı zamanda kalsiyum. Ve bir su bardağı yoğurtta 180 milim kalsiyum var. Ve çocukların, okul çağı çocukların günlük alması gereken kalsiyum miktarı 800 milim ile 1200 milim arasında. Ve biz 2 su bardağı günde yoğurt yediğimizde aynı zamanda 2 dilim kaşar yediğimizde biz bu miktarı karşılamış oluyoruz. Kaşar peyniri mesela beyaz peynire göre daha tavsiye ettiğim bir şey. Bir dilim kaşar peynirinde 230 milim kalsiyum varken bir dilim beyaz peynirde 70 milim kalsiyum var. Çok daha düşükte kalıyor. Ben doğru tercihleri yaparsak eğer çocuk için de güzel bir gelişim göstermiş olur. Süt konusunda da hani inek sütü konusunda bu kadar endişe yaşıyorlarsa dediğim gibi ev yoğurdu en sağlıklısı. Fermente, probiyotiği de bol. Ama bu konuda hani şu zararlı, bu zararlı, ben ne yiyeceğim, en iyisi hiç dikkat etmeyeyim gibi bir algı olmasın diye buna değinmek istedim. Bu da iyice kötü daha, bir noktaya götürebilir. Evet, daha kötü noktaya götürebilir. Evet. Buna yılgınlık lütfen dikkat şeyle edelim. Aynen. Zaten hepsi zararlı. O zaman ne yiyelim? Yiyeme kadar gidebilir maazallah. Maazallah. Onlar daha zararlı. Tamam. Süremizin sonuna neredeyse geldik. İzleyicimiz bir soru iletmiş. Onu da aktarayım, ardından kapatacağız. Demiş ki çocuğum şekerli yiyecekleri çok seviyor. Bu normal bir durum mu? Demiş ama ben devamını da ekleyeyim, ne yapmak lazım? Şekerli yiyecek sevmeyen çocuk çok azdır sanıyorum. Yani. Yoktur belki de. Yedikçe yediriyor tatlı. Değil mi? O yüzden bizler için de aynı şey. Aynen öyle. Çocukluktan başlıyor işte alışkanlıklar. Eğer hani ağlamasın diye eline çikolata veriyorsak bunun sonu gelmiyor ne yazık ki. Evet. Ne yapılabilir? Mesela meyvelerin üzerine bitter çikolata eritilebilir. Mesela hani bu şekilde fondü gibi sunulabilir. Biraz emek ve çaba, hep çocukluk dönemi, sağlıklı şeyler alışsın diye. Hakikaten bunu başaran insanlar da var, görüyorum bazı arkadaşlarımda. Hiç daha böyle şeker, çikolata tattırmamış bazı arkadaşlarım var. Ben bile şaşırıyorum. Çok başarılı. Ama çok güzel bir şey bu. Ama tabii onu da böyle öcü gibi göstermemek lazım. Hani sıkça faydalarını konuşmak lazım aslında. Bunu tercih etmemenin bize ne gibi faydaları var gibi. Ve sağlıklı tariflere burada yer vereceğiz. Bununla ilgili çabalayacağız. Bunun tek çözümü bu. Peki. Esra'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Önemli bilgilerdi. Gerçekten çocuklar üzerinde beslenme. Kesinlikle. Değil mi? Yani size genelde yetişkin danışanlar belki daha çok geliyordur ama o yetişkinlerin de işte öncesi çocukluk, bebeklik oluyor. Kesinlikle. İnşallah orada hepimiz biraz daha bilinçli. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Buyurun, cennet annelerin ayakları altında. Bunu bile düşünmek aslında daha çok çaba harcamamıza bizi teselli ediyor diyebilirim. Evet. O yüzden bunun için elimizden gelen çabayı da
lütfen gösterelim. İnşallah. Beni de bu dünyaya getiren ve benim için bu kadar çabalayan annemi de çok seviyorum. Sevgilerimi iletiyorum. Peki, tekrardan teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Evet efendim, böylelikle bir yayını daha, bir günü daha tamamlamış olduk. Yarın sabah aynı saatte bizler yine bu ekrandayız. Sizleri de bekliyoruz. İki güzel konu başlığıyla yarın yine burada olacağız. Öncelikli olarak ergenlerle iletişimi konuşacağız. Ergenlik dönemini, ergenlerle iletişimin nasıl olması gerektiğini. Ardından da LGS, sınav tercih dönemi, onları konuşacağız efendim. Yarın sabah biz buradayız. Sizleri de bekleriz. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.